İyi günler Memleket TV izleyenleri. Yeni bir El Meydanı programında daha beraberiz. Bugün 16 Eylül 2020 Çarşamba. Malum geçtiğimiz birkaç haftada yaptığımız üzere Çarşamba günlerinin inşallah geleneksel rutin programı haline getirmeyi planladığımız Bahri Kılıçer ve Tayyar Yıldırım'la gündem özel konu başlıklarının değerlendirmesi programının yeni biriyle daha beraberiz. Özellikle konuklarıma Bahri abi hoş geldin abi. Hoş bulduk. Teşekkür nasıl, ederim. Misin? Sağ olun. Çok iyi. Çok Allah iyi. Teşekkür abi, ederim. Böyle iyiyim değil de çok iyiyim diyorsun ya. İyi. O pozitif enerji veriyorsun. Bahri abi sen nasılsın? Sen de çok iyi misin? Ben de çok iyiyim. Eyvallah abi. Teşekkür ederim. İkiniz de hoş geldiniz. Daha iyi oluruz. Abi şimdi malum biliyorsunuz her programda da ola ki ilk izleyen olabilir diye bu rutin cümleleri kuruyorum. Günümüz iletişiminin son teknoloji ürünü sosyal medya paylaşımcılığında biz de Memleket TV olarak şu andaki yayını Facebook üzerinden, yayın sonrası da YouTube, Instagram ve Twitter'dan paylaşıyoruz ve dijital dünyada inşallah insanlar istediği an, istediği yerde, istediği aletle, cep telefonuyla, laptopuyla, evinde, seyahatte, iş yerinde izleyebiliyorlar. Şu anda birebir canlı izlemese de izleniyor sonuçta ve kalıcı olacak. Şimdi ulusal medyada Bahri abi, Tayyar abi, bu yaşlarda genelde akşam evde oturduğumuzdan işte o memleketin geneline giden konularda pek çok haber kanalları var. Film, dizi, kadalgalar. Orada bakıyoruz, belli insanlar belli bakış açısıyla belli yerlere angaj oldukları da belli. Tamam olabilir, yani saygılıyorum, küçümsemiyorum, gerçekten tamam. Fakat bazen kabakları veriyor ve branşları dışındaki konularda görüş bildiriyor. Ona da hadi saygı duyalım. Fakat iddialı görüşler bildiriyorlar. Adam neredeyse utanmasa bir tarihçi kadın doğum hakkında bir karşısındaki konukla veya o konuda da görüş bildi. Onun için lafı şuraya getireceğim. Sizler bizler o insanlardan çok daha fazla toplumun içindeyiz. Siz mesleğiniz gereği, biz mesleğimiz gazetecimiz gereği. Biz de iletişim araçlarının hemen hemen hepsine yakın ikinizi de tanıyorum. Teknolojiyi kullanıyorsunuz. Biz de toplumun içindeyiz. Biz de en az onlar kadar, tamam belki onlar kadar olmasa da biz de bu toplumu, yaşadığımız şehrimizin ve ülkemizin konu başlıkları, genel gündem konu başlıkları hakkında bizlerimde söylenecek iki çift lafımız var. Yani ortak özelliğimiz, size daha önce tek tek programlar yaptığımızda da diyordum. Tayyar abim de aynen öyle. Biz de duyarlı insanlarız. Toplumuna, yaşadığı ile, ilçeye, şehre, ülkeye, insana duyarlı insanlarız. Duyarlı olarak da dolayısıyla duyarlılığımızın sonucu o duyarlılığımızı bu sosyal medya aracılığıyla da topluma iletmek adına biz gazetecilerin görevi de işte bu tür programları organize edip size bu ortamları yaratmak. Sizler de bu görüş ve düşüncelerinizi sadece birebir de bize değil, inşallah kamera ve yayın üzerinden binlerce insana ulaştırmak ve kayıt altına almak niyetiyle bu programlara devam ettirelim diye hemen. Bugünkü abi konu başlıkları aslında bir belli bir gündem yok ama yine de böyle ne konuşalım demeyelim diye ben bir iki not aldım. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz abi. Tarih 16 Eylül ya bugün. Şimdi ülkeyi konuşacağız. Abi Konya olarak konu başlığı inanın bulamadım. Yani geçtiğimiz haftadan konuştuğumuzdan bugüne Konya genelini ilgilendiren, Konya gazetelerinde ve Konya protokolünde konuşulan bir ciddi anlamda bizde bugün derinliğin konu başlığı yok. Bu iyi mi kötü mü bilemem. Yani bir açıdan iyi. Konya demek ki ortalamanın rutinin üzerine sivri işte. Ne bir yatırma ne önemli bir açılış. Ha şu var. O ikinci konu başlığı. Covid'deki Konya'nın durumu konuşmamız lazım. İkinci konu başlığı yalnız. Yani gelesi Covid olayı var ya. Konya nedense bu vaka ve ölüm sayılarında ilk üçü hiç bırakmadı. İstanbul işte öyle de ilk zaman İstanbul çok iyiydi. Çok tepedeydi iyiydi derken şimdi iyi. Onu konuşacağım. Fakat şimdi tarih gereği şuradan başlayalım. İkiniz de emekli ordu mensubu olarak 12 Eylül 1980 ihtilali yaşadı bu ülke, bu devlet, bu millet ve bunun da yıl dönümüydü geçtiğimiz günlerde. Tabii yuvarlak sorular soracağım ben yine abi size geçen hafta da olduğu gibi. Bu sefer de tersten başlayalım. Geçen hafta Bahri abi'den başlamıştık. Abi 12 Eylül 1980 ihtilali Türk devletine, Türk milletine, Türkiye'ye hiç yönlendirmiyorum. Ne bıraktı, ne oldu, ne yapıldı? Sizin açınızdan 80 ihtilalini değerlendirmişsiniz. Evet. Hükmeciğim, açılışta da bahsettiğin gibi bizler de bu ülkenin vatandaşıyız. Biz de olaylara duyarlı insanlarız. Evet.
Dolayısıyla o televizyonlarda sürekli izlemek zorunda kaldığımız insanlar kadar olmasa da bizim de söyleyeceğimiz bir şeyler olabilir tabii. Kesinlikle var. Yani olabilir değil, var abi. Bu yönde sizin de bu konularda katkınız yadsınamaz. 12 Eylül 1980'de ben askeri okulu bitirdim. Yeni atandığım birliğe, Kütahya Hava Eğitim Tuval Komutanlığı'na. Abi tamam, kendin o dönem tabii giriş yapıyorsun da ne olur çok fazla ayrıntıya girme. Sorum şeydi, Türkiye devlete, millete izlenimini. Yani sen oraya geçeceksin, onu biliyorum yani şu anda sözünü kestim ama. Uzun olmasın ki çünkü 3 baharlarda konuşuyor. Evet abi, evet. Siz 12 Eylül'de neredeydiniz? İşte herhalde ben anlatacağım, evet. Onunla çok alakalı. Evet. 12 Eylül 1980'de 80 itiraf oldu. Asker okulu bitirdim. Atandığım Hava Eğitim Tugay Komutanlığı Kütahya'ya 15 gün sonra katılacağım. O ben arada 12 mi? Eylül'de ihtilal oldu. Yani ben yani tam o boşluktasın. İhtilal askeriyim yani ben. Onu vurgulamak. Yani tam oraya gitmeden okulu bitirdin, tabii. O boşluk anlamadık yani. Okulu bitirdim. İzmir için, mesela İzmir'de bizim okulumuz. İzmir içine tayin olanlar hemen başlar. 24 saat sizden katılır. Garnizon dışına tayin olanlar 15 gün sonra katılır. Bu tayinlerde de öyledir. Yani 15 gün mail müddeti vardır. Dolayısıyla ben 12 Eylül günü sabah babamın benim odamın kapısına vurmasıyla öğrendim ihtilali. Öğrendiniz abi. Bülent Cihan, Tayyar Yıldırım, Devrem ve Barık Nişil abime İzmir'den selamlar diyorum. Sağ olsun. Biz de teşekkür ediyoruz. Bülent Cihan'a selamlarımızı gönderiyoruz. Abi Facebook'ten paylaşırsanız canlı olarak benim Hikmet Peker'in programı daha çok. Evet, olabilir. Ben paylaşayım. Evet. Dolayısıyla 17 Eylül'de göreve başlayacağım. 12 Eylül'de ihtilal oldu. Benim nahiyemde karakol var. Karakol komutanı bir uzman çavuş. Ona gittim söyledim. Dedim ne yapayım ben? Sizi dedi daha kimse tanımıyor. Zamanında katılın dedi. Yani ben hemen katılmak istedim. Çünkü bütün askeri izinler falan iptal edilmişti. Dolayısıyla 17 Eylül günü göreve başladım. İhtilalimle beraber. Göreve başladım. Aradan 15 gün sonra köye geldim. Bir vakit geçirmek için kitap okuyayım diye bavulumu açtım. Bavul bomboş. 100-150 civarında kitabım, yayınım vardı. Liseden, ortaokuldan anılarım vardı. Hemen aklıma gelen başıma geldi. Sorduğum evde babam dedi ki ben onların hepsini yaktım. Yani benim 1980 öncesi anılarım, yazılı hiçbir anım kalmadı. Şiirlerin, onların hepsi. Evet, çünkü o zaman 12 Eylül'den dolayı yasak yayın yakalandı. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Sahiplerini 3 ay sorgusuz, sualsiz 90 gün içeride tutuyorlardı. Bu korkuyla babam, ben de bir askeri göreve başlamış olmam sebebiyle bir zarar gelmesin diye kitaplarımın tamamını yakmış. Böyle bir anıyla başladım yani mevzuya. Evet. 12 Eylül öncesinde, 11 Eylül'de Türkiye'de yaşayanların hemen hemen tamamı, isterseniz en tepede görevde olsunlar, isterseniz en tabanda aklı dünyaya yeni eren insanlar olsun, hepsi yani şu terör olayları dursun da nasıl durursa dursun pozisyondaydılar. Ülke o ortama getirilmişti. Kesinlikle öyle. Günde 20 küsür genç ortalama öldürülüyordu sağdan soldan. Sizce ülke o ortama geldi mi getirildi mi abi? He, işte onu söyleyeceğim. Ben de dahil derin bir oh çekmiştik 12 Eylül günü. Neden? İlerleyen günlerde de gördük ki bir tek ölüm olmuyor. Hepimiz bu olaya alkış tutmuştuk. Dediğim gibi gazeteciler, yargı, aklınıza gelebilecek bütün kurum, kuruluş, Kenan özel sektör ve tayfasına alkış kesinlikle tutmuştuk. Alkış tuttular. O zamanki videolardan, gazete manşetlerinden yani de bunu anlattık. Onu anlattık. Yani ne meydanlar mi? Doluydu. Daha sonra seçenek olmasa da 82 anayasası oylandı. %92 nispetinde bir oylama çıktı. Ama dediğim gibi seçenek yoktu. Ama ilerleyen günlerde baktık ki alkış tutanların tamamı da, halk da ya meğer alkış tutulacak bir olay değilmiş pozisyonuna geldiler. Neden? İşte bu olayın kıvamına gelmesini beklediğini, yani olgunlaşmasını bekledik gibi sözler sarf etti darbe liderleri. Özellikle sanırım Kenan Evren söyledi bunu. Yani olgunlaşmasını bekledik. Ama yine her şeye rağmen ölümler durmuştu, kan durmuştu. Daha sonra o sıcak ortam soğudukça olayların oraya birileri tarafından getirildiği konusu üzerinde yoğunlaşılınca bu sefer insanlar tam farklı bir pozisyon aldılar.
özellikle darbenin karşısında olan bir partiye 82 seçimlerinde oy vererek onu iptal ettiler ki 2 sene içerisinde o %92'lik kesim erimişti. Yani daha bilinçli mi diyelim, bilinçlendirildi mi diyelim. Belki o da ayrı bir propaganda şekliydi. Dolayısıyla 12 Eylül o sıcaklığıyla bütün ülkenin kabul ettiği, her kesimin kabul ettiği, alkış tuttuğu bir olay iken birkaç yıl sonra darbenin karşısında olduğunu söyleyen bir partiyi iktidara getirerek böyle bir ikilem yaşandı. Yani şimdilik bunları söyleyebilirim. Evet. Evet Bahri abi, 12 Eylül, ben Tayyar abinin dediğini şöyle bir cümle ben de üzerine varım. 11 Eylül'e bakarak 12 Eylül'ü 11 Eylül'e bakarak 13 Eylül'de alkışladığımız bir olay. Ama 14 ve 15 Eylül'de, yani illa o günleri bahsetmiyorum yani zaman olarak, 14 ve 15 Eylül'le ve bugün 2020-16 Eylül'le baktığımız zaman da artık %100 şüphe götürmez bir Amerika'nın bir şeyiydi. Türkiye'nin demokrasisine, ekonomisine, ülkesine, devletine, milletine yaptığı bir kumpastı diyebilir miyiz? Evet. Gerçekten Amerika'nın ajanlarının Türkiye'yi kendi kulvarına sokmak için solun ve sağın içine çıkmış provokatörlerin, sol örgütlerin içine, sağ örgütlerin içine Hocam ve sosyalist ülke Bulgaristan'ın Kintex şirketi Türkiye'ye silah satıyordu. Düşünün. Silah satışındaki şey DSP şey 12 Eylül öncesi mi abi? 12 Eylül satıyorum. Öncesi Ecevit'in hükümetinde bakan olan adam Karadeniz'de silah satıyor şey olarak. Orada Samsun'da yakalanan bir silaha hem ülkücüler solcuyu öldürmüş, solcular bir şeyi ülkücüyü öldürmüş olarak aynı, aynı silahtan. Aynı silahtan ya bu sıkı yönetim tespiti olarak çıktı Allah yani. Allah Allah. Çünkü şöyleydi, bu ülkenin içini bozmak için. Ancak şu var, içimizdeki Amerikalılar, işbirlikçiler yani Kenan Evren ve Cuntası da şöyle bir şey. 1979 yılında ben şeye tayin oldum, Manisa'ya. Manisa'daki birlik acemi eğitimi yaptıran bir birlikti. Ekim ayında bir emir geldi bize. Dediler ki siz eğitim olarak toplumsal hareketleri önleme eğitimi yaptırın usta askerlere dediler. Bakın bir yıl önce toplumsal olayları engelleme eğitimi. Yani acemi erleri biz futbol sahasına çıkardık. Yani önceden planlı. Abi şey yakalarını açtırdık. Başkan istifa sol ellerini halk kaldırarak olanlar, halk biz normal askerleri içine sokuyoruz, dağıtıyor abi. Tatlı kalp. Toplumsal olmak. Bir yıl önce Kenan Evren ve arkadaşları darbeye karar vermişler. Bu bunu gösteriyor yani. Ben aynı Tayyar'ın anımız bak ortak, ben de evimdeki o şeye kadar biriktirdiğim sol kitaplarım vardı. Epeyce bir 4 çuval kitabım vardı. 4 çuvalı ben köye götürdüm. Eve koydum. Anamın bir odasında köyde duruyor. Köyümüzün öğretmeni Halit Çoban diye ülkücü, milliyetçi ama çok sevdiğimiz, çok değerli bir insan, vatansever bir öğretmenimiz. 12 Eylül olunca bizim yapımızı da biliyor. Ailemizi tanıyor. Evet. Anama gitmiş demiş ki Vesile teyze senin demiş Bahri Bey'in falan sol kitapları vardır. Ev falan aranabilir. Aman onları sakla demiş. Bak öğretmen bizim yardımcı oluyor. Anam da abi gazya tenekeleri var ya, tenekelerin içine kitapları doldurmuş, lehimletmiş, arka tarafta bizim tarlaya gömmüş. Lehimletmiş ha, içine su girmesin diye. Su girmesin diye ama tenekenin çürüyeceğini zavallı rahmetli anam hesaplayamamış. Ben abi biz biraz ön ayırtısıyla izine geldim diye bak sordum. Dedi ki tarlaya gömdüm dedi. Bir gittik bütün kitaplar çürümüş. Kurtarabildiklerim var hatta. Şimdi şunun için şey yapıyorum. Bu Türkiye öyle bir şey ki neden bu hale getirildikten sonraki tabloya baktığımızda çok vahim. Türkiye'yi en az 20-30 yıl geriye götürdü bu junta. Çünkü Türkiye'de bakın 650 bin kişi gözaltına alınmış abi. Bir toplumda 650 bin. Fişlenenler 1 milyon 683 bin kişi. 210 bin dava açılmış. Bu devletin mahkemelerini şey yapmak için. Sıkı yönetim mahkemelerinde 235 bin kişi yargılanmış abi toplumda. Bakın normal 9508 sivil şeyler. Yargılanan örgüt üyeleri 98.404.
98 bin gencimizi yargılamışız. Sağcı veya solcu. Belki onlar yaşasalardı, özgürlükleri verilseydi, şimdi Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı önemli bürokraside olacaklardı. Bak abi düşün, pasaport 388 bin kişiye pasaport vermemiş bu junta. Bakın dernek sayısı 23.700 dernek men edilmiş. Kapatıldı ya. Kapatılmış. Ya, abi bak, eceliyle ölen 229 kişi, kuşkulu ölüm 104 kişi, açlık grevinde ölen 14 kişi. Normal şeyin işkence sonrası soruşturma davası 9.962 abi. Liste abi. Uzunsa o yani tamam. İdame yani, şimdi bakın. Biz işin sosyolojik boyutuna geçelim. Yani sosyolojik darbe ne yaptı abi? Bu darbe ülkeyi, demokrat olmayan bir anayasa. 60 anayasası Türkiye'nin gelmiş geçmiş en demokratik anayasalarından birisiydi. 60'taki yapılan anayasa. Evet abi. 20 yıl sonra olmasına rağmen. Neden 60'ta yapılan anayasayı junta yapmadı abi? Sivil profesörler yaptı. Hukuk profesörleri yaptı. Hukukçular yaptı tabii. Ondan sonra ne dediler? Cevdet Sunay bize dar geliyor, şey bol geliyor bu anayasa dediler. Evet. İşlerine gelmiyordu çünkü yani. Daraltmak istedim. Neden? Bütün cumhurbaşkanları askeri kesimden genelkurmay başkanı emekli oluyor. Düşünün 71 cuntası aynı şekilde ortaya çıktı yani. Dolayısıyla darbeler ülkeye mahvetti. Antidemokratik bir anayasa geçti. Bugün yaşadığımız sorunların hepsi 12 Eylül'den getirilen anayasanın sonucudur bakın. Bugün de demokratik hayatımızda sorun varsa, örgütlenmede sorun varsa hepsinde bu darbenin sonucu. Yani mutabıkız. Yani 80 ihtilali, 80 darbesi, 12 Eylül darbesi Türkiye Amerika'nın yaptığı bir kumpastı. Zaten peki, darbenin yapıldığı gece Amerikan Başkan Yardımcısı Amerikan Başkanı'nın kulağına gidip bizim çocuklar orası darbe yaptı. Ha, şimdi evet. Orada hiç tereddüt yok. Her abinin dediği gibi 12 Eylül olayını biz 13'ünde alkışladık. 11'ine baktığımız için alkışladık çünkü. Ama 13'ü 14'ü gelince bir aşağı gördük. Şimdi tersten gidelim abi. Bir daha 12 Eylül olmaması için Türk milleti ve devleti, devlet derken de devlet diye bir şey yok, somut bir varlık yok işte. Hükümetler devlet görevini yapıyor. Yani siyasilerimiz bu 12 Eylül'den yeterli ve gerekli tecrübeyi hem onlar hem biz yani sadece siyasetten beklemeyelim. Sizce ders aldık mı? Hayır, hiç almadık. Yarın bir gün bugün ne abi aynı kaça 16'sı mı? 16'sı. 17'sinde darbe olmayacağının garantisi var mı? Millet olarak, devlet olarak, hükümet olarak, sistem olarak. Yani bundan biz sizce var abi Tayyar abi yine, sizce ders alındı mı 80 iktidarlı ve şu anda darbe konusunda gerek hükümet gerek millet olarak ne durumdayız şahsen görüşünüz nedir? Kesinlikle ders alındığını düşünmüyorum. Çünkü 12 Eylül'den sonra en az birkaç bir şeyler yaşadık. 3 defa en son 15 Temmuz yaşadık. Bizim bildiğimiz yansıyan 3 defa 4 defa darbe girişimi oldu. Muhtıralar oldu. 28 Şubat oldu. 28 Şubat, 27 Nisan, evet. 17-25 Aralık, 7 Şubat, evet, son 15 Temmuz, 15 Temmuz 5 tane sayabiliyorum. Tabii. Yani ders alınsaydı bu darbele, bu darbe girişimleri, darbe teşebbüsleri olmazdı. Evet. Madem siyasi bir kelime de soktuk işin içine, şimdi 12 Eylül ihtilalini, darbesini adını ne dersek diyelim, kötülüyoruz. Şu anda daha demokratik bir ortamda olduğumuz için her şeyi söyleyebiliyoruz. O zamana göre demokratik bir ortamdayız yani. Tabii. Her şeyi söyleyebiliyoruz ama 11 Eylül gününe döndüğümüzde burada siyasilerin de çok büyük günahlar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi şuradan 10 Eylül 1980 gazete manşetleri diye girin. Orada ikisine de Allah rahmet eylesin. Ülkeye de çok büyük hizmetleri var. Ecevit, hem Demir. Rahmet Ecevit'in Demirel'in. Çünkü uzun süre yani birisi iktidarda değilse yani öbürü mutlaka iktidarda. İkisi yönetti ya son 10 evet, ülke yönetti ve ülkede büyük hizmetler yaptılar. Ama bu 70 yaptılar mı artık yaptıklarından 78, 79, 80 darbeye kadar ki konuşmalarına baktığımız zaman kürsüye her çıkışlarından sonra mutlaka 10-15 genç kuşman zildi. Her konuşmalarından sonra. Maalesef. Şimdi zaman zaman bazı fotoğraflar yayınlanıyor. O zamanki siyasilerin Anıtkabir'e çıkış fotoğrafı var. Gözünüzün önüne getirin. Yani bir fotoğraf karesinden 10 yılları değerlendiremez. Evet, zanki çok iyiymiş gibi. Tamam zariflerdi, tamam canlı yayınlarda kibarladı ama dediğine katılıyorum abi. Gösterip çok güzel şeyler de söyleyebiliriz. Dediğine katılıyorum ama biri bir konuştuğu zaman ertesi gün memlekette 5-10 evet, kişi ölüyor. Kesinlikle evet. Öyleydi. Yani ikisi ben şahsen o gençlik ortamda tabii 20 yaşındaydım. Yani o kadar istiyordum ki Demirel'le Ecevit'in bir masaya oturup beraber olmalarını değil mi? İki cümle sarf edip o olayları bitirmeye teşebbüs etsinler. Hiç olmadı. Son 3 senede
Ben Ecevit'le Demirel'in bir araya gelip selam vermediler birbirlerine. Evet. Selam vermediler. Selam bile vermediler. Değil mi? Cenazelerde selam vermediler. Dolayısıyla şimdi 12 Eylül'ü kötüleyelim, paşaları kötüleyelim. O duruma onlar getirdiğini düşünelim ve siz niye alet oldunuz? Niye birisi cümbüş çaldı, siz oynadınız? Ya bu konuda en masum halk da değil mi abi? Siyasi bir halk da. Halk mecburen inandı abi. Neye inandı? Bir basına inandı. Sevdiği parti başkanına inandı. Radyoya onlara inandı. Verilen beyanlara inandı. Radyodan, yani. Bir de Türk halkının Orta Asya'dan bu yana orduya karşı asker bir milleti hala öyle abi. Orduya ordu karşı büyük bir sevgisi ne var. Ne yapıyorsun? Ordu diyor abi, bizim peygamber için hoca ya, diye niteleniyor. Bunlar yaptılar doğrudur diyor. Ne desin halk ayaklanamaz şey yapamaz. Askerlikte çürük alana, rapor alan adama selam vermeyen bir toplumuz. Bir toplumuz. Onun için de güvendiler ama hep güvendiklerinde karlar daha yağdı. Evet. Politikacılara, politikacıların büyük bir suçu abi var. Aynı soru sana. Peki şu anda toplum acaba toplum olarak ve siyasilerimiz veya millet olarak, devlet olarak gerekli derse aldık mı? Veya evet ne aldık. Aldık. Yani 80'e, 10, evet, 11 aldık. Eylül'e göre aldık. Aldık. Peki aldık. 15 Temmuz ne? Aldıysa. Yok. Halkı aldığımızın bir dakikası mı? Bir dakika bak. Ha, şimdi Kenan Evren Çankırı'ya geldi. Çankırı'da binlerce kişi onu alkışladı, şey oldu. Ama bak 15 Temmuz'da Amerikan işbirlikçisi, terör örgütü FETÖ kalktığında ama ne oldu? Sokakta halk var. Yani halk ders aldı yani. Hop dediler. Halk dersini almış. Halk dersini aldı. Dediler ki artık bundan sonra darbe marbe yaptırmam. Şimdi aynı zamanda o tankın altında ezilen, şehit olan o günkü insanlarımız, halkın sokağa çıkan insanlarımız şu mesajı verdi. Bir daha darbelere Türkiye'de yer yok. Darbe yapan adamı bir daha yaşatılmaz diye. Olmaz mı? Olmaz yani. Bir daha ben darbe asla düşünemiyorum. Bir daha darbe olmaz. Ben Bahar abi kadar çok kesin konuşamıyorum. İkincisi bir olay. Burada hükümetin hakkını vermek lazım. Hala her gün 47 kişi, 27 kişi, 37 kişi. Amansız ordunun içindeki kim bulaşmışsa onları hapishaneye tıkıyor. Şimdi askerlere de bu bir ders oldu şimdi. FETÖ onları gelsin kurtarsın bakalım. Malına, mülküne, hepsine el konuldu. Şimdi kurtarsınlar. Devletin generali, kendi tuğ generali yapmış. Hala devlet. Devam etmesi, FETÖ profesyonel orada devam etmesi, hükümetin bu konuda yavaş gittiğini mi yoksa kararlı adımlarla kararlı gittiğini abi. Kararlı adımlarla gittiğini. Yani şu diyor. Çözüyor mu diyorsun? Bir tane Baylok kullanıcısı, bir tane FETÖ'ye bulaşıklı adam kalmasın diye mücadele edildiğini gösteriyor abi. Evet. Bu çok güzel bir şey yani. Evet. Bu ülkede bir daha darbelerin esi şey yapılmaz. İkinci evet. Bir şey bak. Ha bunu unutuyoruz. Darbeci subayların yetişme iklimi aslında Türkiye'deki askeri eğitimin, harbiyedeki eğitimin de etkisi vardı. Bakın bunu da konuşmamız gerekiyor yani. Burada çünkü yetiştirilen her teğmen ben ileride Cumhurbaşkanı olacağım diye hayal ediyor. Genelkurmay Başkanı olacağım diye hayal ediyor. Jacoben, tepeden bakan, halkını küçük gören, en vatansever kendileri olan gören o anlayıştaki anlayın. Şeyi yıktı. Değil neden sana. Askeri okulların kapatılması? Şimdi yeni bir şey yapıldı. Askeri okulların kapatılmasını bu konuda anlamlı mı? Doğru mu buluyorsun? Anlamlı buluyorum ben. Yani sen? Anlamlı buluyorum. Askeri, yani sadece evet hayır yani. Askeri okul şeyi, uhrevi yapısı destekliyorum. Öyle bir şey oluşturulması güzeldi. Bakın astsubay okulları, diğer askeri liseler. Ama harbiyede daha sonra yetiştirilen anlayış abi bütün sivilleri aşağı gören. Abi bak, o dönemleri siz yaşadınız. Yani şu andaki 18 yıllık AKP iktidarı dönemindeki bu harbi okullarının kapatılıp yeni şeklini siz ordu adına ve bu darbeci zihniyet adına bir ordu mensubu emekli olarak doğru buluyorsunuz. Doğru buluyorum. Abi evet hayır doğru buluyor musunuz? Ben evet, yani hayır, eleştirenler de var evet, da. Evet hayırdan ziyade darbe hani tehlikeleri bitti mi konusunda bir ilgimle. İşte ona bağlıyoruz. Evet. Ben Bahri abi kadar kesin konuşamıyorum bittiğine dair. Söylediklerinin hepsine katılıyorum. Ders aldığımızı, harbi okullarını soruyorum. Halkın demin bir soru açıkta kaldı. Harbi okullarında darbe anlayışıyla yetiştirilebilecek, cuntacı zihniyetle yetiştirilebilecek insanların olacağına. Vardı önceden diyor, şimdi onlarda. Olmayacak diyor. Şimdi şöyle, emperyalist ülkeler, Türkiye'nin güçlenmesini önlemek adına, onun hızını kesmek için bu teşebbüslere daima devam edecekler. Ama bizim halkımız buna fırsat vermeyecek diye ben de onu o katkı yapabilirim. Harbi okullar, askeri yüksek idare mahkemesi, askeri hastaneler konusunda ben şu an için doğru şeyler yapıldığını söyleyebilirim. Evet. Abi bugün canlı yayında bayağı insanlar sizlere selam var ya, bayağı takip edilmeye başladı. Kelam Akdemir, Tayyar abi iyi yayınlar diliyorum demiş. Kelam Akdemir. Teşekkür ediyorum.
TürkSem kurucu başkanı. Başkanlarımız şu anda resmileşmeye gayretlerine devam ediyor. TC Sadri Bektaş Bahri abi iyi yayınlar. Abimize köyümüze yazdığı kitap için teşekkür ederim demiş. Hemşeri herhalde dinlerden. Evet, evet. Oradan İzmir'den mi abi? Bir de Yusuf Güner, o da köyümüzün tarihine ışıklanan adam, kutluyorum seni abi demiş. Ben de mesajları okuyorum. İzmir'den izleniyorsun Hikmet, bak ne kadar abi güzel. Abi işte sizler de paylaşınca. Sarmış beldesine selamlar. Yozgat, Kelami Başkanım Yozgat'tan. Yozgat, evet, kendilerine saygı selam. Bir taraftan Yozgat, Çapanoğlu. İnşallah bunları abi düzenli yaparsak, yani ciddi diyorum, yani bakarsın işte rakam artar. Evet. Biraz evvel de kendisiyle telefonla görüştüm. Şimdi abi 12 Eylül 80 olayını fazla şey yapmayayım. Çünkü konu başlığı birkaç daha var. Çünkü ikiniz de ordu mensubu olunca yani ister istemez tabii dolusunuz. Ben de sizin sözünüzü kesmek veya toplamak zorunda kalıyorum. Ne olur yanlış anlamayın. Yani önemli olan soru şuydu ki amaç harcı. Yani 80'den biz ders aldık mı? Aldık. Millet olarak da aldık. Ordu olarak da aldık. Devlet olarak da aldık. Bitti. Yani her şey yani, milletimizin, memleketimizin menfaatı. Ama şunu tartışırız. Yani, yeterince mi aldık? Az mı aldık? Evet, kim az aldı? Kim çok aldı? Ona gerek yok. Evet. Ama aldık. Evet abi şimdi gelelim. Dünya yaratalı kaç yıl oldu? Herhalde kimilerine göre işte insanlık yaratalı 12 bin yıl falan deniyor. Yani insanlık yaratılalı. İnsanlık tarihindeki belki de, fakat şu konuda ben aksini duymadım, en global bir virüsle uğraşıyoruz. Korona, Covid-19. Geçen sene Çin'in bilmem ne kentinde çıkıp Şaban güya işte havalar ısınınca baharın umut duyduk. Yazın bu uçar gider falan diye. Bu gavur, bu gidi, bu virüs mü, bela ne belaysa son hızla gidiyor. Hele şu ara ve 2-3 gündür ki haberlerde izlediğimiz artık ciddi boyutlar oluştu. Özellikle abi yani Covid'in en hızlı arttığı vakanın teste göre oran yüzdelerin sayıları değil. Yüzden en yüksek olduğu iller arasında Konya, Karaman, Ankara ilk 3'e yerleştiler. İstanbul falan döküldü kaldı. Yani döküldü kaldı derken iyi anlamda. Abi Bahri abi senden başlayalım. Şöyle iki soru soruyorum yalnız. Bu Covid'le mücadele ediliyor. Dünyada da ediliyor da. Covid'le mücadelede bir, yönetenler yeterince mi tedbir almıyor veya alıyor da iki, vatandaş mı gerekli tedbirlere uymuyor? Yani bu ne oluyor bu Konya'da? Görüşlerim ne? Aynı soru sana da. Şimdi hükümetimiz dünyada gerçekten bu süreci iyi yönetti. Şimdi hakkını verelim. Dünya yani, Sağlık Örgütü teşekkür etti. Bir de o gerçeğimiz var. Hastanelerimizin yani. Genel anlamda. Cumhuriyetin o doktorları, hemşireler, sağlık ordusu iyi yetişti. Gerçekten dünyadaki diğer modern ülkelere, Batı ülkelerine göre çok daha iyi yönetildi. Bunun hakkını verelim. Bakın, evet. Sağlık Bakanı genel anlamda, çalışıyor genel anlamda. Peki fakat, Konya'ya gel abi. Fakat ne eksikti, abi? Eksikti. Konya'ya gelelim. Konya'da hata ilk başında yapıldı. Nasıl? Çünkü ilk başında direkt Konya uçuşlu Mekke Umre'den gelenler direkt Konya'ya indirildi. Karantina, marantina olmadan Konya'nın işlerine, ilçelerine dağıldı. Bir kere orada bir kaçak oldu. İyi abi o mu devam ediyor mu daha? Devam ediyor tabii. Ocaktan bu yana bulaştırıcı. Tabii ki bulaştırıcı devam ediyor bu şeyi. Daha sonra Konya'da yasaklar devam etmeliydi bakın. Yazın izinler gelenler oldu, gidenler oldu, taşıyıcılar oldu, yine çoğaldı. Bakın şimdi biz ibadet yerlerini erken açtık. Bakın en çok yaşlılarımız ölüyor. Neden? Bunu araştırdım. Acaba nereden bulaşıyor diye. Sözüm yok. Camilerde bulaşma riski o kadar zayıf ama ya. Yani bak öyle bir şey diyemezsin. Yani dipdive şey değil yok. Abi öyle ama şey yok. Herkes mecadesine götürüyor. İkincisi halkımız asla dikkat etmiyor. Bakın yani hala maske takmayan, şeye inanmayan. İşte ben maskesizlere gel abi. Takıldım ben de yavruya. Şimdi dolayısıyla buradaki yapılan hata bu. İkincisi en büyük hatalardan bir tanesi şeffaf olup Türkiye'de hangi ilde il kim kaç tane öldüyse vefat ettiyse vefat edenler açıklanması lazımdır. Halk ona göre diyecek ki bizim şehirde ölenler fazlaymış dikkat edelim. Bunlar esasında güzel bir şey. Katılmıyorum bari. Bu görüşüne katılmıyorum. Şimdi bak neyse, Türk toplumunda bir araştırma yapılmış. Bak çok ilginç bir şey yani. Evet. Abi virüsün varlığına inanmayanların oranı %11.4. Bak toplumda 100 kişiden 11 kişi bunun varlığına inanmıyor. Bak. O ayrı, ekonomik kimizi çökertmek için dış devletler tarafından bu virüs gönderildi diyenlerin oranı abi %13.7. Anket mi yapılmış? Yapılmış düşün bu anket ya. Salgın abartılıyor diyenlerin oranı %33.
Ya böyle Abartılıyor bir toplum olabilir mi ya bu kadar İşte ya? bunlar tehlikeli. Ya ne abartıyorsun az bile kardeşim neyse işte. Yani Bu dediğin şey, son madde önemli. O dolayısıyla kesin önemli. hastanelerdeki gerçek şeffaflığı, ne kadar ölümlerin olduğunu il il söylenmesi gerekiyordu. Bir de şöyle bir şey, kurtulanlar şey yapıyor, birkaç kişi anlatıyor, geçiliyor. Esasında o hastalığın verdiği hasarları, hastalığın ne kadar kötü yaşandığına dair kötü örnekleri göstermemiz lazımdı basın yayın Yani organlarında. millette yeterince bilinç ulaşmadı herhalde. Yani Ulaşmadı ciddiye ya. alınmıyor o dedin ya. Ciddiye hala Almayan, almayan çok hala fazla var alınmıyor. ve potansiyel tehlikeyi de onlar çoğaltıyor zaten. Hala alınmıyor Hayır ya. abi bu konuda senin görüşün önemli. Ben de Türkiye'nin sağlık sektöründe yaptığı başarılı çalışmaları övüyorum. Hatta akşam bir programda Türkiye'nin tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün de övgülerine mazhar olduğu için ve eldeki verilerden kaynaklanan sonuçlara göre Türkiye'nin gelecekte sağlık turizminde çok başlara oynayacağını, hatta 12 tane devletten hasta kabulüne başladığını, Yunanistan dahil, böyle bir potansiyele sahip olduğunu söylemişlerdi. Buna katılıyorum. Bu konuda olumlu bir durumdayız. Ben hasta sayılarının, ölüm sayılarının hangi ilde ne kadar olduğunun açıklanmasının ve bütün dünyada çok hassas davranıldığını Ben düşünüyorum. hiçbir dünyada açıklandığını duymadım. Düşünüyorum. Bunda ekonomimizin, sosyal durumumuzun belki menfi etkileneceğini düşünerek bunları söylememişlerdir. Bahri abim insanların bundan ders alacağını O anlamda güzel varsayarak ama ders söylediğini almanın vereceği faydayla evet. uluslararası ekonomideki Türkiye'nin notunun yerlere yeksan olduğu zaman vereceği zararı işte devlet olursan karşı çıksın o Evet. sonunda. Cami cemaatinin ben bu konulara azami riayet ettiğini düşünüyorum. Ve orada maske, mesafe, temizlik konusunda çok daha hassas davranıldığını düşünüyorum. Uygulamalardan Peki görüyoruz abi sen bunu. hep müste Ama söylüyorsun da ilk bunu hep başlarda bana niye söylediğinize katılıyorum. O dışarıdan gelenlerin soruya geliyorum abi. kontrolsüz. Peki sen çok güzel gidiyorsun yani. Sağlık her şey güllük gülistanlık. Niye Konya ne oluyor abi? Kırılıyoruz ona gel o zaman. Yok, yani şimdi olumsuz durumlara geleceğim. Biz halk olarak bütün tedbirlerin, bütün iyiliklerin hep devletten, karşı taraftan gelmesini bekleyen bir yapımız var. Konya halkı daha mı konuda fazladı ya? Konya Yani niye bunu fazla? Konya olarak değil, genel manada söylüyorum. Tamam, Konya niye fazla? Konya'da belki daha da fazla olabilir bu. Çok fazla abi, belki çok Şöyle, fazla. yani hayır, tabii ki istatistik veriler, Ya biz işte. devletin verdiği verilere inanmak Belli abi, zorundayız. yani Yoksa Konya'da fazla yani. dedikodulara değil. Evet. Ha, ben Bahri abinin dediğine de katılıyorum. Rakamlar az gösteriyor olabilir. Gene de biz Ona rağmen ama bak şimdi, devletin ona rağmen, Bahri verilerine abinin dediğine rağmen fazla itibar var. etmemiz lazım. Dediğim gibi biz başkasından beklediğimiz konularla kendimizin sorumluluğu dahilinde olduğu konuları ayırt etmemiz lazım. Siyaset oluyor, başkasına suç buluyoruz. Bir trafik kazası oluyor, başkasına suç buluyoruz. Çöp yığınları oluyor, başkasına suç buluyoruz. O çöpler oraya atan biziz. O maskeyi takmayan biziz. Elimizi yıkamayan biziz. Benim çocukluğumdan beri bir alışkanlığım var. Bir umumi lavaboya gittiğim zaman İnanın bu alışkanlıktan kaynaklı. Elimi sabunlarım. Ondan sonra o musluğun tutulacak yerinde sabunlar. Ondan sonra suyla avucumla oraya dökerim. Genel oluyor. Yani böyle bir yapım var. Yani böyle yapan da çok insan var. Demek istediğim bizim kendi sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ondan sonra mesela ben Bahri abiden yardım talep edeceğim. Biz kendimizin sorumluluğu dahilinde olan konulara riayet etmediğimiz için o artışlar görünüyor. Konya'da fazlaysa Konya'da demek ki daha fazla Yani yönetimin aldığı tedbirler şey yapmıyor. normal ama biz vatandaş olarak Hayır. yetersiz mi kalıyoruz bunun için? Tamamı devletin Duyarsız mı? aldığı tedbirlerin tamamı iyi yönünde söylemiyorum. İlk başlarda zaten bütün dünyada olduğu gibi bir panik yaşandı yani. Bütün ülkelerde panik yaşandı. Bir panik havası yaşandı. Bu nedir dendi. Geçenlerde Çin'den Ama bakın Amerika'ya bak, Tayyar bu konuda biraz araya gireyim. Yani şimdi bu Aralık'ta çıktı şeydi. Çin'de. Bangır bangır geldi. Biz şeyi, karantinayı veya ciddi tedbirleri Mart'ın 11'inde aldık. 4 ay bize ani falan değildi. 4 ay Evet, bağırta gafil. bağırta, kanırta kanırta geldi. Kafileleri Konya'ya Diyorum geldiler işte, abi. diyorum yani gafil Ha avlanan, yıl. bu işte acemilik yapılan konular var, onu söylüyorum Bazı zaten ben. şeyler atlandı. Geçen gün Çin'den kaçıp Amerika'ya yerleşen bir bayan doktor,
bir açıklama yapıyordu. Yani %100 tespit ettim ben, yakında belgelerini açıklayacağım. Bu insan üretimi bir olay diye. Neticede öldürüyor, hastalandırıyor, çile çektiriyor. Öyle de olsa, böyle de olsa bir gerçek vaka var. Biz devletin söylediği tedbirleri, kendi bildiğimiz tedbirleri yani almamız gerekiyor. İlk önce yapacağımız bu. Tabii. Devletin tedbirlerini eleştireceğimizi işte, kendimizi yapılan de... hatalar da şu. Şu anda mesela hiç kimse akşamleyin ölenlerin miktarı şu kadar dedi, ona hiç kimse inanmıyor. Ve ben de inanmıyorum. Çünkü bana gerçekçi abi, değil yani. Bakın, ya Batı'da, söz bana da geldi. Gerçek olsa da şimdi 45 diyor ya, 450 olsa bu dayım bizim Mehmet Ağa maske mi takacak sabah? 450 evet, çıkar. Evet, halka, ya, halka yapma ya. Yok, kesinlikle. Neden biliyor musunuz? Şundan dolayı inanmıyor. Siz enflasyon rakamlarını değiştiren bir iktidardan değişiklik. Zaten hiçbir şeyinde değişiklik. Kime inanacağım? Yani yanlış oldu olsa bile. Bakın, pandemi hastaneleri ayrılmalıydı. Normalde kalp ameliyatı olacak birisi normal hastaneye gitmeliydi. Şimdi herkesin hastanesinde hastaneler tıklı tıklı koronayla dolu. Nereye gidecek tedavi olmak için? Artı Konya'da yapılan bir hata da şuydu. Covid hastalarına özel hastanelerin bakmasına hükümet karar verdi. Dedi ki bakmayacaksınız buna dedi. Öbür hastanelere hücum başladı. Sonradan geçen hafta dediler ki tamam özel hastanelere de baksın. Halbuki Konya'da özel hastanelerde bakmalıydı kardeşim. Niye şey olmasın? İşte panik havası estiği zamanlar oldu. Yani bu işe hazırlıksız yakalanıldı. Evet. Onu söyledik zaten. Doğru. Peki yani soruma net bir cevap ve üçümüz mutabık bir konuda, bu konuda anlaşamıyoruz. Yani anlaşmak zorunda değiliz zaten hiçbir konuda. Hepimiz, üçümüz de nevi şahsen insanlarız. Yani yok devlet yeterli kaldı kalmadı. Vatandaş yeterince duyarlı oldu olmadı. Fakat şunu da son bu konuyu kapatalım. Yani nereye gider abi böyle giderse? Yani bu devletin yapacağı, ne yapacağı da belli, milletimiz de belli. Nereye yani gidiyor? Yani şöyle olması gerekir. Siz şimdi üniversiteyi diyorsunuz ki şey bulaşır diye üniversiteyi online aldınız. Ama ilkokulları açıyorsunuz. İlkokulları açarken de devamlı şeyler gösteriyor televizyonda. Özel okulların tek kişilik masasında oturan bir öğrenci var, evet. Önüne açmış çantasını, mesafeler iyi, hep özel okulları gösteriyor. Ya kardeşim, sen şimdi nasıl bunu şey yapacaksın, yürüteceksin, o çocuklara bulaşırsa ne olacak? Daha Konya'da şu hafta içinde iki tane ilkokul müdürü vefat etti koronadan ya. Bunu okullar başlatılmamalı bakın. Ama başlatılmayı deyince de bu sorum var, yine mi alacaksın abi? Hayır, olur yani ya, devlet olarak şu var, bakın şimdi herkes online ders alıyor ilkokullarda, anlıyor. Peki kaç kişinin evinde bilgisayar var mı? Kaç çocuk internet var mı evinde, biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Sızma'da, Yarma'da, efendim Tepeköy'de çocukların elinde tablet var mı? Devlet olarak vereceksin kardeşim. Hepsine bilgisayarını vereceksin bu çocuklara. Yoksullara diyorum yani. Yoksul çocuklara diyorum. Evet. Suriyelilere harcadığınız parayı ülkenin evet eğitimine ya. Harcayacaksınız. Suriye konusu kaynadı var arada, biliyor musun? Virüs geldi Suriyelilere kaynadı. Suriyelilere o kadar şey yapacaksınız. Oraya biriket ev yapıyoruz Suriyelilere. Kızılay'ımız mağaza açmış. Fakirlere mağaza açmış. Bir tane şehitimiz oldu orada bize. Kardeşim bizim fakirleri doyuralım. Ben İdlib'deki Suriye'nin fakirlerini doyurmak için Kızılay'a ben yardım etmiyorum. Böyle bir şey yok yani. Ben o kabul etmiyorum. Katılıyorum abi sana. Ben şimdi korona atlatmış biri olarak şimdi kan vereceğim ya. Bu cuma sonu. Abi ben Kızılay'a gidip kan vermek istemiyorum. Buradan kim ihtiyaçsa isteyse o adam Kızılay'daki bilmem filanın oğlunun Amerika yaptığı için teşekkür etmesin benim kanımla. Benim kanımla Hikmet Bekir'e teşekkür etsin. Onun için Kızılay'ın bende itibariyle yani tamam devlet kurumudur ama şu anda güzel o konuda kalayım. Abi bu arada Ahmet Taş Kaldıran iyi yayınlar. Tayyar Devrim'e Manisa'dan selamlar eyvallah, diyor. Eyvallah. Ben de selam. Nurettin Yücel Tayyar abime selamlar diyor. Bakalım eyvallah, abi hangimizin daha çok. Gözlerinden öpüyorum. Evet. Ne güzel bak, Manisa'dan ses verdiler. Yani. Evet arkadaşlar, dostlarım, program konuklarım, uzmanlarım. Bu korona olayını da böyle yuvarlakça hemen kapatıp bir başka konuya geçelim isterseniz. Kızılay'a vurdunuz ama ben Kızılay'a vuruyorum abi. Kanaatte değilim. Abi yani ben açıkçası da vuruyorum. Yok, şöyle yarın bizim başımıza bir şey geldiğinde ilk telefon edeceğimiz yer orası olacak. Hayır abi vuruyorum derken. Mutlaka yanlışlıklar vardır ama devletin kurumlarına ben sonuna kadar yardım edilmesini, yarın başımıza ne tür felaketler geleceğini bilmediğimizi, hatalar oluyor mu? Bütün kurumlarda oluyor, orada da oluyordur ama genel itibariyle Kızılay gibi, Yeşilay gibi bu tür kurumlara ben fazla vurulmaması tarafındayım. Bu da benim düşüncem. Abi sen vurma. Ben şu anda olay taze ve yarın kan verecek ben olduğum için. Yok tamam. Bir de ben bir de toplumun geneline göre tepkisini belleden bir insanım ya. Bu aşikar. Yani Hikmet
belletmez diye mi? Onun için ben sembolik olarak tepkilim. Yoksa tabii ki Kızılay bizim Kızılayımız. Şimdiki yöneticiler kim ya? Bugün var yarın yok yani. O devletin kurumu saygım sonsuz. Yani benim bu lafımdan hemen ben Kızılay düşmanı ilan etmiyorum. Yok, hayır hayır öyle ben bir şey sadece demedim. Aynı senin yönteminle ben de abi, fikrimi abi, beğendim. Tamam abi ben lafımı yani, bitireyim. Çünkü onu, ben de Kızılay düşmanı kazanılmak istemiyorum. Hayır hayır öyle bir şey söylemedim. Kızılay'a size ben... Size katılmadığımı söyledim. Var abi şey Tayyar abi ben askerlikten sonra inanın her ay düzenli Kızılay Gamber'in bahçesi. Her 3 ayda bir yani mesaj gelir giderim yani. Ama şu yaptıkları aşikar. Tesis aksi de iddia edildi. Açıklama da yapılmadı zaten. Birilerinin iktidara yakın bir takım kolay para kazanan diyeyim fazla şahit olmasın şirket, kurum veya STK'ların Kızılay üzerinden Amerika'daki mevcut iktidarın başkanının oğlunun yaptıracağı bir yurda para aktarıldı aşikar. Aşikar bu tartışılmaz. Bu belgeli ya. Ha belgeli tamam aşikar dedim o. Şimdi ben buna tepkimi nasıl belirteceğim abi? Gidip oradan para mı alacağım? Ben olarak Kızılay, Kızılay'ı çok seven biri olarak eleştirinizle katılıyorum. Yarın benim biraz fikrimde aynı sizin yönteminizle tamam. Yanında olmak. Ben yani tepkimi alınacak olan yoksa şey yok. Kızılay tabii ki bu devlet. Yani kurumu. Ben kimseye de Kızılay düşmanı, devlet düşmanı ilan etmedim. Öyle bir sözde kullanmadım. Tamam Kızılay devlet düşmanı. Siz karşısınız ben yanındayım dedim. Yani bu, ben bu karşı da, değilim abi. Aynı. Sizin Tayyar abi neyse ya ben... olay kişiselleştirme. Bir dakika bu kapatalım. Yani sonuçta ne, ben karşısında siz yanında falan yok, bu olaya girmeyelim. Yani. Kızılay bu devletin, biz de bu devletin milletiyiz. Sadece Kızılay yönetenlerin yakın geçmişe yaptıkları bir hataya karşılık ben de şahsi tepkimi veriyorum. Abi ben destekliyorum dedim ya bir şey demedim. Tamam. Hemen evet bu olay nereden geldik ya Kızılay olayına? Abi bu Doğu Akdeniz'e girelim ya. Bahri abi sen Tayyar abiden büyüksün değil mi yaşça? Evet büyüğüm. En yaşlısınız benim. Abi bu Doğu Akdeniz'i biz seninle de ve geçen hafta da konuştuk. Yani ama sürekli gündem. Aç televizyon kanalları saat ana haberleri saat tam saatlerde haberlerde. İlla Yunanistan şöyle yaptı, bilmem böyle yaptı. En son bugün bana gelen bir video vardı, ikinize de gönderdim. Almanya'daki, Almanya'nın en trajide şeyinin diye. Şimdi inanmak istemiyoruz. Bizim haberlere baktığımız zaman, Türk'üz ya, orada Türk kanal ya, tabi ister istemez. Bizim işimize geldiğimiz yerden başlıyor. Diyor ki, Yunanlar filan gemiye, şey, adaya şey çıkarttı. Tamam, biz de öyle diyoruz ve öyle bir algıyla, tamam, biz haklıyız, birileri dünya Yunanistan üstümüze geliyor. Şimdi bir adım geri çekilip de baktığımız zaman da birileri de biz de boş durmuyoruz. Yani biz o kadar da masum değiliz diyorum kendi kendime acaba. Yani abi sadece biz siyasi söylemlere gidip Ankara'ya, bakanlıklara veya genel kurmaya ne yapıp işte sen ben üçümüz 3-5 aydır gidip görmedik. İnternetten, televizyondan ne duyarsak, işimize gelen ne diyorsa ona inanıyoruz. Ama gerçek ne tam da bilmiyoruz. Hele siyasilerin konuştukları tamamen %100 ve yakını yalan da olabiliyor. Çünkü sırf gündemi değiştirmek için. Ya abi Doğu Akdeniz'de yani ne olur görünen bilinenleri hepimiz biliyoruz. Onlara tek tek girmeyin ayrıntıya. İkinizden de rica ediyorum. Doğu Akdeniz'de ne olabiliyor? Yani perde arkası yani biraz ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Sizce şahsi görüşleriniz ne abi? Şeyin Türkiye çok büyük bir tarihinde ilk defa Libya ile bir ekonomik deniz anlaşması yaptı. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Osmanlı'dan sonra Akdeniz Gölü'nde, Osmanlı Gölü dediğimiz Akdeniz'de büyük bir tarihi gelişme. Bütün Batı bunu hazmedemedi yani. Olay oradan başladı. Oradan başladı. Asıl sorun oradan. Bu şimdi kimin işine gelmiyor? Fransa'nın işine gelmiyor, Almanya'nın işine gelmiyor, İsrail'in işine gelmiyor, Mısır'ın işine gelmiyor, Yunanistan'ın işine gelmiyor. Bir dakika abi, Türkiye bugüne kadar değil de niye tam böyle Suriye, Orta Doğu karışıkken Libya ile anlaşıyor? Şu anda Libya'nın tam bu anlaşmayı yapmanın tam vaktiydi. Bizim de tam zaman bu zaman Orta Doğu'daki olaylarda gemilerin Suriye'ye gelmesiyle falan alakası yok mu yani sence? Yani Türkiye işte hadi bugün aklına geldi bunu yaptın. Zaman bir şeyi okutmaz mı yani? Öncesi şöyle, yok mu? Abi? Yok yok. Şimdi bak şöyle bir şey. Türkiye'deki bürokrasi eğitimi zayıftır yani. Özellikle Dışişleri Bakanlığı'ndaki stratejistler dediğimiz hep politik şeylerle. Benim partinin adamı geldi. Senin partinin gitti. Monşerlere karşıyız dediler. Dışişlerin neden mi siyaset olur abi? Yok işte strateji bak asıl sorun bir dakika lazım. Asıl sorun burada işte yani. Burada o şeyler monşerlere kızdılar. Bunlar kendisi işte ilahiyat kökenli imam hatipli olsun falan diye büyükelçileri onlardan seçiyorlar. Eski AKP milletvekili ama bakın burada bir şeyde dersine en iyi çalışmış Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz tarihiydi. Denizci bir ülke olmak için ona çaba gösteren, kafa yoran amiraller var burada. Bakın. Amiraller.
O amirallerden bir tanesi Cem Gürdeniz, bir tanesi Cihat Yaycı. Geçen ha, emekli Yaycı, dediler. Evet, şimdi onlar 2015'ten bu yana dediler bu ki olayı mı? Yazdılar, yani. Kitap yazdılar. Bak, kitap yazdılar. Türkiye Libya ile deniz anlaşması yapsın. Öyle mi? Libya ile, İsrail ile, Mısır ile hepsini yayınladılar yani. Mısır üzerine bir profesör. Yaparsa Avrupa, Amerika sakamaz denizlerden diye, değil mi? Yok, gelip şeyde Kıbrıs'ın alt tarafında uluslararası şirketler gaz arayamaz. Biliyor musun? Evet, burada biz dururken bir de kardeşlerim deniz. Ha şeyi. Ve iktidar bu dönemde böyle bir anlaşmayı yaptı Libya'yla. Ne zaman şey oldu? İsrail anlaştı. İsrail'le Rum kesimi. Bizim aşağıdaki yerimize iki tane uluslararası şirketi çağırdılar. Gaz aramaya başladılar. Libya anlaşmasından önce. Önce. Tabii. Ha, önce. Biz o zaman harekete geçtik. O bizi tetikledi o zaman. Bu şey olunca bu işe çalışan, kafa yoran büyükelçiler, emekli büyükelçiler. Kuzey Kıbrıs İsrail'le anlaşıyorsa biz de dedi. Ha, demek yok, tetikledi. Dediler ki, ulan burası bizim esasında gelip de Amerikan şirketi burada nasıl arar ya? Bir dakika kardeşim, yani bu bizden ne olduğunu bizle İsrail'in yapması gerekiyor. Rum'un karışmaması gerekir. Rum'un arazisi değil orası. Biz bunu kestik mi o da gelemez. Bu generaller, bu Cihat Yaycı, Cem Gürdeniz generaller ve bunun üzerine kafa yoran büyükelçiler hükümete hatırlattılar abi. Dediler ki, sen şimdi bak bu hükümranlık bölgesini bilmiyorsun. Buraya gönder deniz kuvvetlerini. Bunları def et dediler. Abi bizim deniz kuvvetleri bir getirdi. Onları bir ablukaya aldılar. Şirketler dedi ki, ben böyle aman askeri şeyle sevemem. Çünkü yiyecek bile alamazlardı onlar. Kaçtılar gittiler abi. Biz yapamayız dedi. Ondan sonra hükümetin aklı başına geldi. Abi Libya'daki şeyin temsil edeni şeyi uluslararası kabul gören şeyle anlaşma yaptı bizimkiler. İşte bu bütün Avrupa'nın kimyasını bozdu. İsrail'in kimyasını bozdu. Hatta Amerika'nın da kimyasını bozdu. Lan dedi, Türkiye burada hükümranlık kuruyor. Libya'ya şey yaparsa Libya'nın arazisi şey deniz kıyısına bir Türk deniz kuvvetleri üst kurarsa Akdeniz'i kontrol neyse, eder. Neyse hızlı lan. Geç. Yani ondan sonra dolayısıyla bu Akdeniz'de burada olaylar... ne yaptılar abi? Dediler ki, kim burada büyüyor? Türkiye. Türkiye büyütmemeliyiz. Türkiye'nin başına çorap örmeliyiz. Türkiye'nin başına PKK'yı daha çok saldırtmalıyız. Türkiye'nin biz bu büyümesini engellemeliyiz. Çünkü Türkiye Amerika'ya rağmen şeyin 200 kilometre, 120 kilometre işlerine Suriye'nin içinde operasyon yapar hale geldi. Türk ordusu bu kadar artık FETÖ'cü yaptık, şu yaptık ama hala güçlü bunların deniz kuvvetleri. Kim diyor bunu abi? Amerika mı? Amerika, İsrail, Almanya, Fransa diyor. Fransa başta var. Yani şeyi. Dolayısıyla ve Yunanistan'da tetikçi mi? Yunanistan'ı kullanıyorlar mı? Tetikçi onlar. Şeyci, yani, kukla var ya, kuklanın ucunda kullanıyorlar. Şimdi ama burada en büyük şey oyuncusu, sahtekar, düzenbaz Amerika. Amerika Birleşik Devletleri bak şimdi bütün şeyin Yunanistan'ın işlerine asker, uçak yığıyor, şey yapıyor. Allah boyu kaldırdı. İki gün önce internete bir şey düştü. İncirlik'teki nükleer başlıkların hepsini şeyde Yunanistan'daki yere taşıyacağını, İncirlik'i boşaltacak. Yani yarın öbür gün şuraya kadar gelirse, Türk devleti derse ki çık lan İncirlik der, al lan senin olsun deyip gelecek alternatif yaratıyor oraya. Yer yaratıyor. Dolayısıyla aslında Amerika düşmanımız yani. Türkiye'de hızla şu yapılmalı kardeşim. Siyasal iktidar ne yapıp ülkedeki şeyde anti Amerikancı, ulusalcı, Atatürkçü solcularla beraber hareket edip iç dinamikleri anti Amerikancı bir toplum yaratması gerekiyor. Çünkü Amerika bu topraklardan çekilmediği sürece İslam o dünyasında... Hala biz de Amerika severiz çok değil mi abi? Tabii ki. Gizli veya açıkta var. Televizyonlarda falan hala Amerika'nın şeyini yapan, işbirlikçisi yapan şey. Ben onlara şöyle diyorum. Aldığı paranın karşılığını veriyorlar kardeşim. Anlam planında Mehmet Ali Birant'ın falan yazdığı Karim Fok'un mailleri var. Yayınladılar bunu Perinçek'in grubu. Karim Fok şöyle diyor. Aman Türkiye'deki uyuyan güzelleri uyandırmayın diyor Mehmet Ali Birant'a. Yeteri kadar size para gönderdim diyor. Abi anlam planlı karşı çıkan ulusalcı, milliyetçi, Atatürkçü, cumhuriyetçileri uyandırmayın diyor. Böyle işbirliklere karşıyız. İşte birlikte beraberlik olmamız lazım. Hükümetin ben bakın siyaset olarak onlara karşıyım ama Akdeniz'de yaptıkları her şeyin altına imzamı atıyorum, destekliyorum. Orada biz bazen muhalefette askeri şeyleri danışmanı yok Kılıçdaroğlu'nun falan muhalefetin ama şey konusunda en iyi yöneten Meral Akşener ve ekibidir bakın. Dikkat edin Akdeniz'de bütün ona destek veren şey yapan. İşte diyor ki gemi geri geldi Antalya'ya siz geri mi çevirdiniz? Kardeşim o geminin normal ihtiyaçları var, bakımı var.
Onun için Antalya'ya getirdi. İstediği zaman Navtex ilan ediyor ve oraya gönderiyor. Ayrıca Türk Kaldı gemileri, ki onun için savaş çekmiş. gemileri orada duruyor zaten bizi. Bakın Türkiye 2'de bir ne yapıyor? Yeni bir Navtex daha ilan etti dün. Mesela yeni tatbikat yapıyor, işte indirme yaparım diyor, Navtex ne atış demek için. abi? Navtex demek şu, denizin içinde, denizin içinde Koordinatlar koordinat belli ilan ki. ediyorsun abi. Ben burada şunu yapacağım. Evet. Ha, Ben burada haberiniz olsun. Dokunmayın ya. Atışı tatbikat yapacağım. Uçuşa yasak alan gibi. Hem uçuşa Yok, şey belli gibi. bir Yani metrede de hava sahasında yok, belli bir metrede uçuş da uçuş var. da var. Uçuş da Yani var. diyor ki ben burada bak top atışı yapacağım. Deniz kuvvetlerime savaş Yaklaşmayın gönderiyorum. etrafıma Yok, oraya koordinatlarım. girmeyeceksin O zaman diyor. sorumluluğu taşımıyor herhangi bir olay olsa değil mi? Herhangi diyor oraya gireni batırırsan ben sorumlu Kusura olmam bakma. kardeşim. Tamam. Kusura bakmayın diyor. Anladım. Evet. Abi Hidayet Aydın demiş ki, Hidayet Aydın bizim Hidayet abi Evet demiş. evet. Ha. Evet. Benim görüşüm bizim insanımızın çoğunluğu Covid-19'a karşı maalesef duyarsız mı duyarsız. O bizim takipçiler programın içine de giriyor Aynen. ha. Güzel. Güzel Güzel Hidayet gelişme abiye var evet. selam. Sebahattin Güler demiş ki, Sebahattin abi aynen konuştuğu gibi uzun uzun döktürmüş. Okuyayım yine de. Madem yazmış, emek çekmiş. Benim dişim ağrıyor. Çekilmesi lazım ve protez yapılması gerekiyor. Zindangalev'e Real'in oradaki diş poliklinikine gittim. Polikliniklerde doktor yokmuş. Acile bakan bir doktor var. Muayene etmeden bir antibiyotik ve ağrı kesici verdi ve gönderdi. Hastanedeki doktorlar pandemide görevliymiş. Dış çekimi ve protez sökümü dışarıda özel poliklinikte neredeyse bir asgari ücret fiyatında. Ben de devlete 30 yıl SSK primi niye ödedim? Diş doktoru pandemiye neden görevlendirilir? Bu konuyu gündeme getirir misiniz? İyi yayınlar, selamlar demiş. Sebahattin abi, selamlar abi. Erikleri öyle çok yersen, bahçedeki bize Dişin, getirmezsen ha işte erikleri diş böyle, Sebahattin, diş böyle ondan olur. sonra dişim böyle olur kardeşim şekerden. Evet. Selamlar Sebahattinci. Evet. Tayyar abi, bu Doğu Akdeniz konusunda Tayyar abi bayağı bir tabandan taş attı. Senin bu konuda gene bir öğrendim nedir abi? Bahri abi güzel bir çerçeve Çerçeve çizdi. istiyorsan. Buradaki sıkıntıların nedeni öncelikle Orta Doğu ile ilgili Amerika'nın projelerinin aksamış olması. Suriye'ye yaptığımız hamlelerle oradan Akdeniz'e açılacak koridoru aşağı yukarı şu anda kapatmış Kapat. durumdayız. Ha. Avrupa uzansın, Başka Amerika uzansın. Deniz yolu koridorlar kapatsın. bulurlar mı? Bulurlar. Bulurlar. Çünkü Havadan yine bulurlar. evet. Çünkü biz zor bir bölgedeyiz. Belki dünyada hiçbir ülkenin olmadığı kadar zor bir Stratejik bölgedeyiz. bir bölge. Zaman zaman İsveç'ten, Norveç'ten, Finlandiya'dan örnekler veriliyor. Mesela orada başbakan bisikletle dolaşıyor caddede. Yani şimdi gitsin Devlet Bahçeli Şırnak'ta bisikletle gezsin. Veya Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da Sayın Cumhurbaşkanımız bisikletle gezsin. Bizim konumumuz zor bir konu. Evet. Dolayısıyla orada ben öyle düşünüyorum. Orada sıkışan emperyalizm olayı denize kaydırdı. Karada bir etki gösteremeyince denizde gücümüzü denemek gibi bir role soyundu diye Evet. düşünüyorum. Bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Ancak tarihsel gelişmelere baktığımızda Orta Doğu üzerinde, denizler üzerinde hiçbir ülkenin emelleri asla bitmemiştir. Rusya sıcak denizlere inmek için, Amerika Orta Doğu'daki kaynakları ve İsrail'i korumak adına oradan elini hiç çekmedi. İngilizler Hindistan'daki, Pakistan'daki o bölgedeki daha doğrusu Uzak Doğu'daki sömürgelerine rahat ulaşabilmek için Orta Doğu'yu kullandı. Hint Okyanusu'na açılabilmek için orayı kullanıyordu. Daha sonra petrol olayı çıkınca yerini Amerika'ya devretti. Kendisi biraz oradan çekilir gibi oldu. Dün okudum bir yerde. İngiltere'nin yakınında ismini hatırlayamayacağım bir ada var. O adada başka bir ülkenin İrlanda olabilir. Şey var. Hak talebi var. Denizde. Diyor ki adaların kıta sahanlığı olmaz. Kim diyor? İngiltere. Çünkü çok kendi yakınında bir başka ülkeye ait bir Adam. ada var. Adanın ismini hatırlayamayacağım şimdi. Önemli değil. Adaların kıta sahanlığı olmaz diyor. Gerçi İngiltere şu anda bizim bu Doğu Akdeniz politikalarımıza sanki biraz destek çıkıyor pozisyonunda. Fransa Destekliyor. gibi değil en azından. Evet, destekliyor. Ama bizim burnumuzun dibindeki Meis Adası'nın kıta sahanlığı olduğundan bahsediyor diğer devletler. 580 kilometre Meis Adası Atina'ya. Bizim 2 kilometre yakınımızda. Dolayısıyla
bizi orada ince bir alana sıkıştırmak istiyor dünya. Denizden bizim faydalanmamızı önlemek istiyor. Eğer ki onların planları, projeleri uygulanacak olsa, akşam gene bir yorumcu söyledi, attığımız oltadan hak talep edecekler. Buraya olta atamazsın diye. Yani. Dolayısıyla Türkiye şu anda tek başına buna karşı durmaya çalışıyor. Bizim muhalefetimizin iktidara bu konuda ulusal konularda destek çıkması ve bildiklerini de hükümetle paylaşıp akıl vermesi gerektiğini düşünüyorum. Burada bir şeyi not edelim Hikmet. Şu var. Batı'nın bilinçaltındaki şey bu esas. Bizim Anadolu'yu fethettikten sonra Alparslan'ın oğlu Melikşah Alanya kıyısında denize kadar gelince diyor ki bütün dünyayı fethettim diyor. Çünkü denizle ilk karşılaşması Türklerin diğer türlü gölle karşılaşıyorlar. Bitti demiş. Komutana diyor ki in bir torba kum al. Babasının Beyt'teki mezarına işi götürüyor. Şeydeki İran'daki mezarına. Şeye döküyor. Babasına diyor ki daha dün çocuk dediğin oğlun bütün dünyayı fethetti diyor. Dünyayı. Ondan sonra Selçuklu'daki Bizans'ın ilk defa denizden kuşatılarak yenilebileceğini şey yapan komutan Çakabey. Abi amiral, ilk denizciler Çeşme'de Bizans'ın donanmasını yeniyor. Büyük bir parça donanmasını yok ediyor. Ve ilk planı kuran o. Daha sonra Fatih geliyor, o Çakabey'in planının üstüne büyük denizciler var Fatih'in yanında. Bizans'ın karadan değil de denizden kuşatılarak yıkılacağını ve çağı değiştiriyor. Şimdi Batı'nın bilinç altında bu var abi. Diyor ki ulan bu Türkler Bizans'ı denizden yıktılar. Bunlara deniz hakimiyeti vermememiz gerekiyor. Yani, halbuki deniz mavi vatan abi. Eğer biz gerçekten denizi şimdi hükümetin bak politikalarına destek veriyorum. O yüzden Akdeniz'de çıkarlarımızı koruyamazsak Hakkari'yi koruyamayız. Şırnak'ı koruyamayız. Mardin'i koruyamayız. Evet. Bu konuda iki çift kelam da ben edeyim abi bu Doğu Akdeniz konusunda. Bari abi sen başta güzel tarihinden güzel bir çerçeve çizdin. Gerçek gerekçeleri Tahir abi üstünü doldurdu. Tabii ki ikinizin dediğini de %100 doğru ve katılmak mümkün değil. Ben de yine hep yaptığım gibi değişik bir açıdan bakmak istiyorum. Şu söz var ya devletlerin dostluğu olmaz menfaat olur diye. Bu bak Doğu Akdeniz'le ilgili de tamamen dedikleriniz bak kesinlikle katılıyorum. Ama dedikleriniz şu benim diyeceğimin altını dolduracak gerekçeleri. Nedir? Devletler menfaati için savaşır veya barışır veya öyle gözükür veya lobi yapar. Doğu Akdeniz'de ne var? Yok ben başta da biraz söyledim. Yok Suriye'de Orta Doğu meselesi o da bir faktör ama dünya devletlerinin şu andaki kızıl elması ne abi? Hepsinin enerji. Enerji var. Ve Doğu Akdeniz'de de iddia edildiğine göre tabii ki çok siyasi söylemleri de bazen havada uçuyor da şu kadar gaz bulduk, şu kadar buz bulduk diye ortada somut bir şey yok. Orada da eğer ki siyasi değilse Doğu Akdeniz'deki petrol ve gaz rezervleri anormal, çok anormal. Yani onun için bu onun savaşı bence. Yani. Öbür her şeyde bir bahane bulunacak tabii ki yok. Şöyle çıkıp da Trump veya Falcon neydi Fransa'nınki? Falcon muydu? Macron çıkıp da işte ben Fransa için enerji için savaşıyorum. Dünyanın sözleşmelerini veya kurallar için yiyorum demeyecek olduğuna göre bir kılıf buluyor yani. Onlar kılıf çok. Siyasi kılıflar yok. Asıl savaşın enerji savaşları tabii olduğunu ki düşünüyorum. Enerji savaşları içinde işte herkes kendine göre bir siyasi algı yaratıyor. Kılıf buluyor ve savaşıyorlar. Şimdi gelelim burada Türkiye biz ne yapıyoruz? Abi biz zaten adımız Türk var abi. Dünyada Türklerden hariç kime sorarsan sor, Türk savaşçı. Türk savaşçı. Savaşçı. Bir. İkincisi, Türk devletsiz olmaz. Elvasız olur, devletsiz olmaz. Abi bu iki tanım dünyada Türk'le ilgili savaşçı olmamız ve devletsiz olmamız zaten onların titrediği, dedelerinin çok iyi bildiği bizden korkuyorlar. Senin en sonunda dediğin gibi, bilinç altında zaten Türk denizden gelirse bizi öttürür. Benim şey deyimiyle. Aman denize indirmeyelim gibi. Şimdi panik yaptılar. Ama yiğit öldür hakkını ver. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, devleti ve ordusuyla da şu anda yedi düvele biz Doğu Akdeniz'de sanki kök söktürüyoruz gibi geliyor. Ben söylemleri bir yere bakalım. Siyasi söylüyor. Ama kök duruyoruz. Denizde yani operasyon yapabilen bir ülke
Milgem projesiyle kendi gemilerini, denizaltısını, savaş gemilerini imal eden bir ülke haline geldi. Milli Ha, yazılımlarını aynen. yapan Evet, enerji evet. arama Sonra tabii işte, gemileri. ama Onun da bizi etkisi bunu büyük yani. yaptıran zaten, beni de böyle konuşan zaten onlar abi Evet. bunlar. Evet. Tabii Evet. ki. Onun Kesinlikle. için Ama inşallah şöyle doğru işte. belirtelim. Şu Evet. var. Topluyorum Biz abi. bakın Arap ülkelerinin hepsi İsrail'le anlaşma yaptılar. Filistin'i, Milistin'i Ya sildiler. Araplardan bizi acaba Şimdi biz ne yapıp yapıp Evet şey olabilir. İsrail'le ekonomik deniz anlaşması imzalamalıyız. Mısır'la imzalamalıyız. Devletler arası bu tür bir şey düşmanlığına değil, çıkarlarımız açısından yapmamız gerekiyor. Bunun için de bizim Abi etki İsrail alanımız, demek Amerika demek abi, deniz nasıl alanımız yapıyorsun? genişleyecek. Yok öyle değil yani. Değil Yapılabilir yani. mi diyorsun yani? Yapılabilir. Yapılabilir abi. Amerika'nın bu büyük hedefine rağmen biz Amerika küçük Yok. Amerika ile biz anlaşma İsrail, yapabilir miyiz? İsrail var ya bak kendi çıkarları için İsrail'in deniz alanı genişleyecek. Dolayısıyla İsrail de orada çıkan doğal gazdan şeyden ikimiz paylaşacağımız zaman Amerika'yı falan takmaz kardeşim. Takmaz mı ya? Hiç Takmaz. demiyorum. Hiç takmaz yani. Mümkün değil. Var mı? İsrail'in Tabii. Amerika'yı Tabii takmaları tabii var. tabii Örnekleri tabii. var mı Neden abi? biliyor musun? Çıkarın ilişkisi ya. Yani. Tamam abi, bu konuyu da kapatalım. Yani inşallah ümitliyiz. Yani şu anda ümitsiz olmak hiçbir gerek yok. Türk devleti, milleti, ordusuyla, yönetimiyle, her şeyle aslanlar gibi gereğini yaptığına Lübnan'la. inanıyoruz. Her ne kadar ufak tefek siyasi sorunlar, tabii siyaset manevra olacak ileri geri harekette. Tabii ki. Abi saatimiz de dolmak üzere son konu başlığı. Aslında bu da çok bayağı bir derin konu. Önümüzdeki hafta da konuşuruz. Şey dönelim. Abi şimdi iş gündeme geliyoruz yine Doğu Akdeniz'de. Genel sosyolojik ve siyasi bir soru. Dün bir Cemil Meriç'in bir kitabında bir kapak yazısı gördüm de oradan etkilenip not aldım. Bunu sizlerle konuşalım. Aslında bu başlı başına da konuşacak. Kısaca konuşalım abi, çok da girmeden kapatalım. Şimdi diyor ki orada otoriterinin olduğu, hakim olduğu bir ülkede basına bahsediyor. Basının susması tarafsız kalması tarafsızlık değil. Ancak ya korkaklık ya satılmışlıktır diyor. Şu anda da birkaç siyasi partimizin lideri de bunu Türkiye gündemine cuk oturduğunu basın toplantısında da söyledi. Sizce şu anda Türkiye'de, Bahri abi senden başlayalım. Adı demokrasi olsa da 1923'teki Cumhuriyet'te kurulan bir halifelikten, hilafetten ve imparatorluk bakiyesinden daha 100 yıl olmadı, 97 yıllık bu cumhuriyetimizde. Şu anda Türkiye'deki sistemin, rejimin adı tam anlamıyla demokrasi diyebilir miyiz? Veya demokrasiye her geçen gün ve yıl daha yerleşiyor mu diyebiliriz? Yoksa bu son mevcut AKP iktidarının giderek artan bir otoriter rejime doğru bir eksen kayması var mı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin genel politikası ve hatlarıyla, yani millet devlet ikileminde? Eğer varsa bile iktidarda bir sapma demokrasiden otoriter rejime doğru. Bunu millet de istiyor mu, demokrasi işte sandıkla? Millet istiyor mu? Millete rağmen mi? Veya demokrasi, yani demokratikleşme mi? Veya Türkiye'nin gidişatı demokrasi oturuyor mu? Yoksa otoriteye doğru bir rejim söz konusu var mı? İleride de Şimdi rejim bonus olur mu? siyasal iktidar büyük bir umutla geldi. İşte ben daha önce bu İslami kesimin haklarının yendiği, işte inanç özgürlüklerinin olmadığı, örgütlenme özgürlüğü olacak, her şey şeffaf olacak diye iktidara gelmesine rağmen özellikle 2007 yılından sonra hızla demokratikleştirme hususunda hız kaybetti. Ve daha sonra da otoriter bir yönetim izlemeye başladı. Yani ne yaptı? Ülkede bir basın var. Basını kendi bizim kamu bankalarından kredi vererek Vakıfbank, işte Halk Bankası gibi Ziraat Devlet bankası Bankası'ndan şey veriyor iş adamına. Sen bu kanalı satın al. Aydın Doğan zararlı bir adam. O herif getirsin şeyi. Öbürü işte bilginlerin elinden sabah alınsın. Öbürü kendine ait kendinin propagandasını yapacak bir basın ordusu yarattı. Bugün baktığımızda kaç tane muhalif gazete Ama var? bu her dönem vardı da. Bu Yok dediğin, bu şimdi her sefer dönem. Bu dönemi iktidar konuşuyoruz. 18 yıl uzun Bu sürdüğü dönemi için daha konuşuyoruz. varlığını Kendileri hissetmiyor. mağdur oldular. Bakın şeyin işte imam hatipler giremiyordu. Başörtüsü sorunu vardı. Askeri vesayet vardı diyorlardı. Şimdi iktidar vesayeti var. Şimdi ağzını açan gazeteci yargılanıyor. Hangi gazeteci şey? Muhalif Yani şimdi demokrasiden uzaklaşıyor muyuz tabi abi? uzaklaştı bile yani geçin bunları falan yani ne şeyin demokrasi mi kaldı Allah'ın Adalet bu aşkına işin yani neresinde abi? şimdi Hukuk düşünün neresinde? düşünün yani Adalet ve hukuk bu işin neresinde peki? Nasıl uzaklaşıyor? adalet şeyin zaten adaleti katleden FETÖ örgütü bütün FETÖ'cü hakim ve savcılarla adaletin anasını belledi
Şu anda adalet onlar temizlendikten sonra iktidarın işte il başkanları, ilçe başkanları kendi avukatlarından hakim yaptılar, savcı yaptılar. Verilen kararları görüyoruz. Hepsi tartışılıyor. Ahim'de Türkiye şey dünyada en büyük ahime müracaat eden Türkiye. Ahim'de ceza alanlar Türkiye. Bakın şimdi şey şöyle bir örnek verelim. Şu anda Ergenekon ve Balyoz'dan yargılanan subayların hepsine 2'şer 100 bin lira para şey yaptılar. 5'er yıl yaptıkları için. Tazminat mı? Tazminat. Ahim'den mi geldi? Tabii yani. Anayasa Mahkemesi verdi. Anayasa Mahkemesi olmasaydı Ahim'e gideceklerdi. Allah'tan Anayasa Mahkemesi verdi. Şimdi abi 200 bin lira bütün o generallere yatan 500 küsür tane. Tazminat senin benim 200 benim bin lira 200 bin lira. Bir de faizli işletiliyor. Daha alamadılar. E işte alacaklar mı? Kimin parası abi? Bizim paramız. Niye verildi bu? Hangi hakim verdi bunu? O hakimlerinden alacaksın. Donana kadar söyleyeceksin o herifleri. Şimdi kardeşim, dolayısıyla demokrasinin D'si yok Türkiye'de. Rütük denen bir şey var, kanalda bir şey yok. Yapma yani. Abi, D'si ama yok deme. Hadi biraz uzaklaştık dedi yani. Yok, öyle değil hikmet. Sen şu anda konuşuyorsan, hani biz burada oturuyorsak bu demokrasinin nimetinden biri değil mi? Demokratik bir ülkede 42 kişiye tecavüz edildiği zaman bir tane sapık şeye koyulurdu. O hangi iklimde, hangi binada, hangi örgütte, hangi dernekte kaldı soruşturulur kardeşim. Soruşturuldu mu bu ülkede? 93 kişi şurada tamam, soruşturuluyorsa demokraside zedeleme vardı da yok deme abi. Ya bir dakika ama yani Zümrüt'te şimdi kaç kişi şey yapıldı abi? 93 kişi. Kim yargı aldı? Kim hesap verdi? Belediye başkanı gitti şey oldu abi, Zaim Üniversitesi'ne rektör yapıldı bu ülkede. Yani şimdi bir ülkede kombasan bu kadar yüzlerce mağdurunun parasını vermedi. Cem Uzan'a el konuldu. Kombasan'a hiçbir şey yapılmadı. Kombasan'ın o şeyleri yiyen üst takımı şimdi en lüks arabalarda geçiyor. Paslaşalım dur abi buyur abi. Hadi sen buradan gir bakalım. Sen baba buradan gir abi. Demokrasiden uzaklaşıldı. Otoriteler hızla gidiş var diyor. Ben Bahri abi demedi de aklına gelmedi. Ben Bahri abi hem birisi. İşte Cumhurbaşkanı sisteminde bunun somut göstergesi. Tek adamda bütün niyeti, adalet hepsi yok. Sen bu konuya Bahri abiye ve bize göre biraz daha hükümetin politikalarını biraz daha benimseyen biri olarak nasıl abi devam et? Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde dünyadaki 200 küsur devletin 200'ünden daha fazla demokrasi olduğuna inanıyorum. 200 küsurum 200'ünden. Ama 200 küsur 283 bildiğim kadar. Ya rakamlara takılma. Tamam. Ama ya, şimdi diyorum sen küsur evet diyorsun da şimdi azınlık 20 tane falan düzgün ülke var zaten. Sen o 200 dediğin bizim Konya kadar ülke var. Onlar sayı dolduruyor yani. Ya rakamlara takılma buyur yani. Bu konuşmalarda evet biliyorsun oranlar evet çok tutmayabilir. Evet tamam neyse. Yani ben çoğu konuda demokrasinin çok düzenli yürümediğini ama genel manada dünya ölçeğine baktığımız zaman Türkiye'deki demokrasinin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Fazla böyle demokrasi. Evet. Yani bu %100 her konuda değil. Niye göre? O 200 dedin, Arap ülkelerine mi bakıyorsun, ne? Avrupa'ya göre Avrupa'da mi? Avrupa'da dahil. Veya kendi ülkemizin 80 öncesine veya AKP'den önceki demokrasiyle yok, yok ben parti olayı olarak söylemiyorum. Her dönemde bunu iddia ha ederim. Her dönemde iddia ederim. Geçen İyi gün Lübnan'a gitti Fransa'nın Cumhurbaşkanı. Bütün dünyanın gözü önünde demediğini bırakmadı gazeteci. Kendisine soru soran gazeteci. Görmüşsünüzdür. Fransa'nın devlet Fransa başkanı. Devlet Başkanı Lübnan patlamasında Lübnan'a gitti. Orada sorulan bir soruya neredeyse oradan aldıracaktı yani. Çok gündem oldu bu dünya basınında. Peki Türkiye'de bir gazeteci sorabilir mi? Öyle bir soru iktidara. Soruyor. Daha kötüsünü soruyorlar. Daha kötüsünü yok, söylüyorlar. Yok soramıyorlar. Bak Cumhurbaşkanına. Yok soramıyorlar bak, Türkiye'de. Açın, açın bazı şey televizyonları. Yok. Cumhurbaşkanına. Yok, ne bileyim. Soramazlar abi. Kendilerine rakip gördükleri diyelim ki Cumhur İttifakı'na söylemediklerini bırakmıyorlar. Demediklerini bırakmıyorlar abi. Yani gerçekten öyle cümleler kuruyorlar ki yani demokrasinin hiçbir tarafına sığmaz. Cümle değil, canlı yayında ya, bir canlı gazeteci olarak soruyorlar. Türkiye'de ben Cumhurbaşkanı'na sorulamayacak hiçbir soru olduğunu düşünmüyorum. Yani bu benim düşüncem. İlla ben söylüyorum da böyle Cumhurbaşkanımız şu kapının önünde olsa sen Cumhurbaşkanım sen İstanbul Belediye Başkanı'yken mal varlığın neydi? Şimdi ne? Bu aradaki fark 20 yılda bir devlet başkanlığı için sizce yeterli mi diye soru sorabilir miyim? Farz et sorabildim. Sorma cezasını. O da dinledi. Bana makul mantıklı cevap verebilir misin? Verir. Ben vereceğini düşünüyorum. Bu sadece ya, Cumhur, abi, bak, bu sadece Cumhurbaşkanı'na ilgili değil. Ya bu en tepeyi örnek. Yani hayır, Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok
Üç sorular soruyor yani o dediğimiz yandaş başkan. Muhalefete sorurlar canım. Yok yani hayır şöyle. Günah keçisi abi, muhalefet. Yazık sorarlar bakın, öyle. Şimdi asıl çok siyasete girerse çok siyasi, ben çok siyasete çok girmeyeyim de az girebiliriz abi. Ha. Son zaten. Çok siyasete girmek de istemiyorum. Girme abi. Yani şimdi muhalefet yarın iktidara talip olan muhalefet kalkıyor. Ben diyor hiç müzakere falan yok diyor. Abi, yarın diyor şirketlere diyor böyle tokadı vurdun mu diyor kapatacağım diyor. Muhalefeti yani. Demokrasi. Bak her şeyi söyleyebiliyor. Binali Yıldırım'ın hiç oğulların gemileri hayır, hayır, kadar arttı diye soruldu mu? Hayır, bak, öyle ayrıntı Bahri Bey, ben size hiç müdahale ettim mi? Tamam. Lütfen, evet. Sünnetle beni dinle. Lütfen, bir moderatör olarak. Hayır abi, evet moderatör olarak diyorum ya. Abi lütfen, girme ya. Lütfen. Fakat, yani ben abi, sizi bak, sükunetle dinledim. Dinledim. Ama, Bahri Bey, lütfen. Ama siz de konu başından lütfen sapmayın. Yani Bahri abiye soruma çok güzel cevap verdi. Hala Türkiye'de demokratikleşme, evet. Otoriteleşme evet. Gidiyoruz dedi. Demokrati yok dedi. Sen de demokratikleşmenin ilerlediğini söyle, otoriteyle yok yok yok. Şöyle, aksini mi söylüyorsun? Şöyle, demokrasi ben neden ne anladığımıza da bağlı bu iş. Şimdi demokrasi abi evrensel hayır, hayır, demokrasinin, tanımı var ya. Demokrasinin, demokrasinin evrensel tanımı var evrensel abi. Evrensel bir tanım, tamam. Geçen Trump'ı hepimiz izledik ya, adam kalktı CNN'in yerin dibine batırdı orada ya. Tamam. Yani. Kim iyi dedi abi? Demokrasiye göre yanlış yaptı. Hayır, tamam. Yani en demokratik ülkeler dediğimiz yerlerde de otoriter çıkışlar olabiliyor. İşte bizim muhalefetimiz kalkıyor. Ben diyor iktidara geldiğim gün diyor hiç sorgusuz bütün basını kapatacağım diyor. Demokrasiyi sadece liderlerin söylemleriyle ölçemeyiz abi. Hayatta uygulama yaşamayı yönetecek. Hayır, demokrasi genelde yönetenler ve yönetime aday olanlarla ölçülüp biçiliyor. Söylemleriyle maalesef değil ama. Öyle. Tamam ama sadece söylemleriyle hayır. Değil, yaşadıklarıyla. Ya eylemleri de görüyoruz şimdi iktidar oldukları yani, yerlerdeki eylemlerini Türkiye'de de görüyoruz. Türkiye'de ben şimdi Tayyip Erdoğan'a bir çok sorulmayacak soru sordum diye demokrasi var anlamı çıkmaz ki. Bu söylem sadece. Çıkmaz. Bak şöyle. Önemli olan bu yaşanıyor gerçekten hayatın içinde. Kesinlikle eylemlere. Hayatın içinde. Öyle. Hayatın içinde. Ona bakmak şimdi, lazım. Abi. Demokrasilerde Konya'da eğer gerçekten demokrasi olsaydı Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Parkı'nın içindeki yerleri dağıtırken kamu yararına olanları öne alıp herkese eşit dağıtır. Ama kendi yandaşlarına dağıttı. Demek ki demokrasi yok kardeşim. O demokrasiyle değil, o adaletle alakalı bir olay. Katılıyorum. İşte, şöyle abi bak biz bir Orta Doğu ülkesiyiz. Her ne kadar işte Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsak da Batı ülkesiyiz diyorsak da evet Batı'nın demokrasi anlamında biz Batı'ya çok fazla yakınlık gösteriyoruz. Doğru da yapıyoruz. Biz bir Doğu ülkesiyiz. Bizim Doğu ülkemizin özellikleri var. Bizim etrafımızda bütün ülkeleri tek tek sayalım. Hepsi böyle kartal gibi pençelerini aşmış, alıp kaldıracak, yere çarpacak. Şimdi demin bahsettik bu coğrafi konumumuzu. Bizdeki İsveç, Finlandiya, Norveç demokrasisini beklemek bir defa bu boş hayal. Her dönemde bu böyledir. Yarın gelecek olan iktidarlar döneminde de böyledir. Adalet konusuna gelirsek siz demin çok güzel söylediniz. 2007'ye, 2010'a kadar yerleşen FETÖ'vari örgütler dolayısıyla savsakladı bizi, mahvetti. Adaletimizi mahvetti. Bundan 20 yıl öncesine gidelim farklı konuşmalar da oldu adaletle ilgili canım. Söylemeyeyim şimdi tabii, ben. Tabii yani. Dolayısıyla iktidar hem basın yönüyle, hem yargı yönüyle, hem sosyal yönüyle, kültüre yönüyle bütün etleri elinde tutmak ister. Yoksa iktidardan inmesi demek, ölümü demek. Bu bütün iktidarlar için böyle. Yani öyle görüyorlar kendilerini, öyle görmesinler. Ben sandığı korlar önüme, onu seçmem, öbürünü seçerim. Demokrasi bu. Yani kalkıp yarın benden hesap sorarlar gibi iktidarı elinden kaybetmek istemiyor. Bundan da kaynaklanıyor. Tasvip ettiğim bir şey değil. Ancak yani olayları konu konu ele alırsak gerçekten dünyadan çok ileride olduğumuz konular olduğu gibi daha yerimizde saydığımız konular var. Ben milli eğitimi... Batı demokrasilerine örnek alacağız. Batı demokrasi... Dünyanın 280'ini saymayacağız. Ben Batı'da demokrasi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde olan demokrasinin olduğuna inanmıyorum ya. Ben öyle görüyorum yani. Şahsen öyle görüyorum. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İsveç, Norveç, Danimarka onlardaki demokrasi kültürüyle bizim şeyimiz de... Abi Türk bayrağını alıp toplandığın salonları kapattılar, sana salon vermediler. Bugün ülkemizi yok etmeye çalışan terör örgütüne bütün kapılar açık, bir devleti dikkate almıyor, terör örgütünü dikkate alıyor. Ne demokrasi abi? Toparlayalım. Kesinlikle demokrasiyle alakalı bir konu. Üçüncü bir konuşma olarak ben de bir şeyleri söyleyeyim, evet. Kapatalım. Çünkü saat 3:30 oldu. Güzel oluyor bak yani işte iki farklı görüşün. Ya her şeyi anlaşacağız. Bahri abinin demokrasiden uzaklaştığımız, sen de demokrasi bizim
çoğu batıdan bile yolduğunu söyledim. Saygı duyuyorum o görüşün. Yani şimdi genel konu ayırabiliriz konuları. Ben de Hikmet Peker'ce yine Nevi Şahsı'nın mutlası başka bir açıdan bakayım. Abi demokrasi isteyip, yani kelime olarak söyleyeyim de demokratik isterim. Biz demokrasi diyorsak demokrasinin tanımını tam yapmamız lazım bir. Evrensel bir tanım var. İki, demokrasinin doğuşu nereden? Doğu demokrasi istemez. Doğu doğurmadı ki. Bu batı doğurdu. Doğuda bir açılık vardır. İnanç kültürü yaygındır. Akıl mantık hep ötelenir. İnanç üzerine insanlar cahil bırakılarak inancı üzerinden devletler, hükümler, güçler yönetirler. Demokrasi kakadır yani. Onun için hem doğulu olup hem de demokrasi demek zaten tezattır. Yani biz o zaman size göre biz tezat. Hem doğuluyuz ama demokrasiyiz. Olmaz abi. Yani sen demokrasi diyorsan demokrasi batıdan doğmuştur. Tanımı da evrenseldir. Biz Eonus diyorsak biz doğulu olabiliriz. Doğru olabiliriz de doğuluyuz. Hatırlıyor mu konuda ama biz demokrasi istiyorsak örnek olarak Batı'yı almak zorundayız. Yani kötü örnekler var diye şimdi diyor ki şöyle oluyor. Abi bak demokrasi de bir yere kadar. Devletlerin menfaati geldiği zaman kendi menfaati demokrasiye her şeyi basabilir. Önemli olan biz yani Avrupa'daki demokratik ülkelerdeki takım olumsuz istisna hataları ya sen demokrasinin beşiği dediğin ülkede bak şunlar da oluyor demek o demokrasinin olmadığı anlamı çıkmaz. Devletin varlığı orada da esas aynı Türkiye'de olduğu gibi. Yere geldiği zaman demokrasiyle anında askıya alırlar. Biz önemli olan biz Türkiye olarak şu anda Türkiye'ye konuşuyoruz tabii. Demokrasi eşittir. Batı'dan doğmuştur. Batı'nın bir kültürüdür demokrasi. Biz madem demokratik bir şekilde yaşamak istiyorsak Batı'ya örnek almak zorundayız. Hayır abi. Bu benim şahsi görüşüm. Aksamalar varsa diyorum. Bu toplum olumluluğumuzdan kaynaklanıyor. Tamam. Diyorum. Onu söylüyorum. Tamam. Onu kastediyorum. Eyvallah. Tamam. Onu kastediyorum. Onun için bence de Türkiye yani ben ortayı bulup veya kıvırtmak durumuna kalmayayım ama Türkiye AKP'nin ilk 2002'de mi iktidara geldiğini 2010'a kadar o 8 yılı muazzam bir demokratikleşme. Avrupa Birliği ile sürekli irtibatlar, yeni yasalar çıkıyor. Önümüzü görüyoruz, dolar artmıyor. Yani diyordum lan ne güzel ya işte bak iktidar devlet böyle olacak diyordum. Ben bunu hissediyorum bak. Bir yıllar yaşadık bunu. 2007 yılında iyi yaşadım hissediyorum. Yılını da atıyorum. Ama ondan sonra AKP bozuldu. Şu anda ben değil önümü görmek yani bir saat sonra akşam ne olacağını altyazı flash haber gelip de ne olacağını bilemiyorum. Dolar ne olacak bilemiyorum. Şimdi bu sefer de hadi bu güncel ekonomik diyelim de bizim konumuz demokrasiydi. Zaten son Cumhurbaşkanlığı yasası evet denerek demokrasiden uzaklaştığımızın somut bir göstergesi. Hem de demokrasi alet edilerek nasıl demokrasi sandıkta milleti tabi bilemedi denenmemiş bir şeydi. Siyasi partili Cumhurbaşkanı. Ben Cumhurbaşkanı sistemine aslında katıyorum. Ben de evet oyu verdim. Ama bak amasını bizim hatamız ya. Partili olmamalıydı abi. Partili olunca olmadı. Şimdi adam da diyor AKP'nin Cumhurbaşkanıyım diyor. Kendisi derken parti çalışmalarında ben AKP'nin Cumhurbaşkanı derken bir şey yok. Ben tarafsız bir gazeteci olarak Cumhurbaşkanı, AKP'nin Cumhurbaşkanı deyince Cumhurbaşkanı hakaretten suç işlemiş oluyor. Ya abi sen kendin dedin, dün dedin ben AKP'li Cumhurbaşkanıyım diye. Ben de AKP'nin Cumhurbaşkanı deyince bana suç oluyor. Onun için demokrasiden uzaklaştık bu sistemden. Demokrasilerde bak üniversite bilim yuvası baldızını, kızını, çocuğunu, mocunu abi, şeye almaz yani. Bunlar ayrıntılar abi. Doğru alamaz ya. Abi. Bu her dönemde olan şeyler yani. Yok yok. Tarihe bakın abi. Bu iltimas her dönemde var abi. Bunu doğrudan demokrasiye. Tamam. Biri de demokrasiyle bir alakası yok. Ahlakla alakalı bir şey yani. Olmasın. Demokrasi halkın kendini yönetecekleri, kendi hürür adresine karar vermesi değil mi abi? En geniş tanımı bu. Rektör ile ayakçı. Kardeşim en dindar adam dürüst olması lazım. Almasın abi, kardeşim. Abi o eğitimle kültürle alakalı. Katılıyorum ama her dönemde var o. Almasın. Bu demokrasiden kaynaklanmıyor. Ben bir kez yok. Demokrasi anlayışından kaynaklanıyor yani. Niye? Çünkü demokrasi olsa o soruşturur abi. Hemen kanunlar devreye girer. Yine soruşturur abi. Demokrasi ne alakası? Diyecek adalet ki KPSS, alakalı, KPSS var kardeşim. Bu ülkede konmuş KPSS. Kim takıyor? Abi hukukla ilgili dedim. Kurban olayım. Ya aynı şey ki demokrasi kültürüyle ilgilidir bu ülkede. Ha, tamam demokrasi kültürüyle ilgilidir. Şimdi ben bir iki cümle söylemek istiyorum. Buyur abi. Müsaade edersin. Evet abi. Son cümlelerinizi şimdi bak parlamenter sistemin 100, kaç yıllık? 80, 90 yıllık bir tecrübesi 90 var. 90 yıllık ya. Bu 90 yılda 40'tan öncesini bırakalım. Ha, 46'tan önce geçersin. 40'tan bir devrim tamam, dönemiydi. Tamam 50 yıldı abi. Yani 10-15 darbe olmuş. Tamam mı? 50 yıldı ya. 10-15 darbe olmuş. 50 yıldı demokrasi var. Ülkeler bu arasındaki ekonomiden, kültürden, eğitimden ilgili bütün sıralamamız belli. Nerede olduğumuz belli. Ondan sonra parlamenter sistemle ilgili cumhurbaşkanlarıyla başbakanların işte ne kadar anlaşamadığı hepsinin ama anlaşamadığını biliyoruz falan. Bu sistemle alakalı olarak işte partili cumhurbaşkanı zaten öbürleri de partiliydi. Asker bir dakika.
askerleri saymazsa diğerlerin hepsi partiliydi. Ben partiden işte sen 40 sene Adalet Partisi'ni yönet. Ondan sonra ben buradan partili değilim arkadaşlığı. Hemen oradan kaydını sildir ya da çık oraya otur. Partili olmuyorsun değil. Bu riyakarlığı sonlandıran bir olaydır bu. Bir saniye. Riyakarlığı sonlandıran bir olaydır bu. Ama yanlış. Bir de, o adam hiç değilse yanlışı etiketini söküyordu. Bu kanırta kanırta yapmış. Yok ben biliyordum ama hangi parti yani olduğunu. Yani demirelle ya, çay dağıtıyorsa son şöyle. En azından diyordu ki ben cümlemi, bunu doğru yol olarak dağıtıyorum demiyordu. Şimdiki kanırtarak yapıyor. Cümlemi bitireyim. Şöyle. Bu partili partisiz o kadar da çok önemli değil. Benim için çok önemli. Şöyle, önemli yani. Ben şu anda Cumhurbaşkanı'na saygı duymuyorum. O da partili zaten yani. Ama ben şu anda abi Cumhurbaşkanı'na saygı duymuyorum. Niye? Adam ben ikide bir AKP'liyim diyor. Ben değilim abi. Tamam, olmayabilirsin. O zaman otomatik değilsin. Tamam. Ama adam derse ki tarafsın. Taraf olduğunu bildiğim halde saygı duymak zorundayım. Biz Cumhurbaşkanı koltuğunda başörtülü Arabistan'a gitsin diyenleri de gördük. Burada direkt muhalefetteyken farklı, iktidardayken farklı konuşan ve devletin 40 yılının kaderine hükmetmiş insanları da gördük. Gördük. Hayır. Bunu görüyoruz. Şunu söylüyorum bunu ben. Buraya bir şey demiyorum. Ben isim falan konuşmuyorum. Şimdi, diyorum ki. Abi sen sürekli geçiş atmıyor. Hayır abi bir dakika şey. Ya. Burada bir program yapıyoruz. Burada renkli 3 kişiyiz. Yani bunlara da sabretmemiz gerekiyor. Tamam abi. Şöyle bizim İlk önce sorgulamamız gereken şu, demokrasi var mı yok mu? Hı. Bir milletvekilini seçmek için oy kullanabiliyor musun Türkiye'de? Yani ben... Kendimi zannediyorum, şekli demokrasi. Hayır, bir dakika. Yani şöyle, ben isterim ki benim köyümde ben aday olayım, beni seçsin, hı, ilçeye gideyim, ilçede seçsin, ile gideyim, ilde seçsin beni, Ankara'ya listeye gireyim, o zaman ben ne cumhurbaşkanı i̇şte takarım ne genel başkan takarım. Demokrasi bu işte. Dolayısıyla zaten şu anda liderler sultası var. Yani sadece iktidar için değil. Buna Bahar abi de katılır büyük ihtimalle. Bütün partiler liste önüme koyacak. Çekecek beni. Ben ona oy vereceğim. Bütün partilerde bu demokrasi yoksa, iktidarda gücündeyse o da mı uymak zorunda? O bari kim düzeltecek bunu abi? İktidarla uymasın. Ya diyorum ki iktidarlar muhalefetteyken bu söylemleri söylerler. Oraya çıktıklarında bu böyle gidecek mi yani? Koltuk kaygısına düşerler. Tamam. Geçen programda da konuştuk bunları. Doğru. Bu böyle gitmez. Nasıl gitmez? Ben mesela atıyorum 4 yıllığına seçilirim derim ki kardeşim ben bunların hepsini düzelteceğim bana oy verin. 4 yıl sonra kesinlikle bir tanenizden oy istemiyorum diyecek bir babayı çıkar şimdi, bunu düzenler. Yoksa oraya gelen koltuğu 30 sene 40 sene bırakmasa onlar şimdi, yapmaz bunu. Şimdi Amerika'daki demokrasi kültüründe Trump diyor ki Türkiye'ye büyükelçi açmak için Peter bilmem kimi görevlendiriyorum diyor. Ama şeyler bakıyor kongre diyor ki bunun Türkiye'de Amerika'yı temsil etmedeki yeteneği yok. Reddediyorum. Doğru ama, bir ama şey. Türkiye'de bizim burada da öyle abi, olsun. Türkiye'de 5 tane, 4 tane işte Malezya'ya AKP milletvekili, Pırak'a AKP milletvekili, öbürüne AKP milletvekili atıyor. Hangi demokrasi? Benim dediğim gibi milletvekilini siz direkt seçerseniz evet, o milletvekili de oraya bağımlı olmazsa abi, işte o meclis denetler Cumhurbaşkanı. Yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Siyasi partiler yasasını değiştirsinler. Değiştirsinler. Şu anda mı? Abi bugün geldi. Dur, abi. İnanın iktidara geleceğini tamam, eğer düşünüyorsa diyelim ki bir muhalefet partisi o bile oy vermez. Sayın konuklar. Yapmazlar abi. Evet. Sayın konuklar. Yapmazlar. Doğru söylüyorsun. Yani abi önümüzdeki haftaki El Meydanı programının birinci soru konuda maddesi inanın sabah televizyonda duydum. AK Parti yasa taslağını meclise bugün indiriyor abi. Siyasi partiler yok. Siyasi partiler ve seçim kanunu. Haftaya çarşambaya kadar yani şu en son geldik ya burada bırakıyoruz. Yani zaten meclisten ince komisyonda falan dillenir. İnşallah o senin dediğin ve benim kim, ne zaman düzelecek diyorum ya bakalım. Ya ben beklemiyorum. Yani hayır, bu iktidarın %100 düzelmesi bekleme. Seçimi ama kaybedeceklerini anladılar. Oyları düşüyor. Acaba yeniden nasıl kazanabilir yapacaklar? Bunu söylüyorum ben. İktidardan düşmemek için her yolu dener abi. İktidar o zaman yani. Abi birbirinden burada destekleme yani. Anlamına gelmez. Şimdi o zaman durup dururken Demirel'e Necdet Sezer'e kızmayalım değil mi ki? Yıllardır %7 düşünmedikleri şimdi MHP düşüyor. %5 veya %7 şey yapıyor. Abi kapatıyoruz. Abi lütfen bak. Sosyal medya mesajlarını okuyorum. İhsan Güceli'yle Süleyman Yüksel. Bahri abi, ben oradakilere selamlar demiş abi. Süleyman Yüksel abi tanıyor musun? Evet. Nizamettin. Akrabamız. Selamlar Süleyman. Açık söz. Nizamettin açık söz. Selamlar diyor. Tanıyor musun? Aleyküm selam. Evet. Devre İhsan Güceli abim o da arkadaşımız. Eyvallah. Selamlar. Süper üçlü demiş. Sen abi sağ olasın. Aleyküm selam. Evet abi İhsan bugün program 1,5 saat oldu. Çok teşekkür ederim. Güzel oldu. Abi her çarşamba izleyenlerimiz her çarşamba saat 15.
Çok önemli durum olmadıkça inşallah bu programı devam ettirmeye, bu konu başlığı ise malum gündem konu başlıkları. Ben yazdım, ne olur sizler de afişi gördüğünüz andan itibaren altına bu üçlüden sadece Tayyar abi, sadece Bahri abi veya sadece bana veya ortaya şu konuyu da ele alın diyebilirsiniz. Ama onu önceden şey yaparsanız hazırlık yapalım. Şimdiki sizin neydi o Erik denen abimizin adı? Selahattin Bey. Selahattin abinin gibi, Sabahattin abi gibi programın ortasında biz diş olayına giremeyiz. Veya hastane olayına. Yani bize birkaç gün önceden bizim araştırmamızı o konuda ilgilenip konuşmamızı istiyorsanız bir gün önceden yazarsanız tabii ki biz de onu... Yine de mesajını okuyarak ama çağırsın olur. İnşallah bu programlar her geçen gün artarak izleyiciler sayısı artar. Biz de ülkemiz ve şehrimiz adına hem üzerimize düşeni yapmış oluruz hem bir ses getiririz, bir topluma faydamız olur diye düşünüyorum. İkinizin de ayağına sağlık. Bahri abi teşekkür ediyorum. Bahri abi teşekkür ediyorum. Haftaya yine çarşamba günü saat 15'te görülmek üzere. İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bütün izleyicilerimize saygılar, selamlar sunuyorum.